Şimdi birinci gün tanımlar programının ikinci oturumunu sistemler ve yaklaşımlar başlığı açıyoruz. Olarak bizde bu oturumda benlik tasarımı ve öz farkındalık sunumu ile Doçent Doktor Tuna Uslu ve öğretim görevlisi Şevval Kaygısız bizlerle olacak. Tuna Hocam, Şevval bizimle midir acaba? Bilmiyorum. Yani şu anda görünmüyor nedense. Yok, Ben de hayır. Şu an göremiyorum. Görüşmüş müydünüz? yani şey yapacaktı, katılacaktı tabii de. Dün konuştuğumuzda yani bugün tekrardan bir Hülya Hocam bilmiyorum. Evet, Hülya burada. Acaba birlikteler mi? Evet, ben Ben kısaca bir Tuna hocamı sizlere tanıtayım. Geçeyim mi, bekleyeyim mi bir iki dakika? Tuna Ya hocam. bence başlayabiliriz hocam. Yani şey yaparız. Ona göre süreci yönetiriz yani. Tamam. Tamam. Şevval kabul bekliyorum diyor Burcu Hanım bu arada. Şu an ekranda yok. Tekrar çıkıp tekrar gelebilir mi? Benim sistemde Evet, sorun var. tekrar çıkıp öyle yapalım. Hı. Şimdi Doçent Doktor Tuna Uslu hocam şu anda Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyor. Kendisi üniversitemizde Kadın Girişimcilik Merkezi'nin kuruluş döneminden itibaren yoğun bir şekilde çalışma sürecinin içinde bulundu. Öncesinde Gedik Üniversitesi kadrosunda idi. Akademik çalışmalarına biz öncelikle Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde başladığını görüyoruz. Bilgi Üniversitesi mezunu. Arkasında Marmara Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Çalışma alanları yine hocamızın da yönetim ve organizasyonlarda cinsiyet eşitliği, sporda cinsiyet eşitliği gibi konular şeklinde özetleyebiliriz. Daha sonra Şevval Hanım da söz alacak. Öğretim görevlisi Şevval Kaygısız da Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu. Çalışmalarında daha çok spor psikolojisiyle ilgileniyor kendisi. Marmara Üniversitesi'nde doktora yapıyor. İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde öğretim görevlisi. Sayın hocalarım, söz sizin. Tuna hocam, buyurun. Herkese tekrar merhaba. Bugünkü oturumun ikinci bölümünde aslında sabahtan biraz daha konunun tanımsal ve hukuksal farklı boyutlarına bakmakla birlikte aslında kompleks bir sorun olması nedeniyle öncelikli olarak aslında problemin nasıl bir problem olduğunu ortaya koyup sonra psikolojiden başlayıp bu işin sosyolojik boyutuyla, toplumsal boyutuyla bugünü tamamlayacağız ve günün sonunda da aslında bununla baş etmenin aslında sadece tek bir alanda yapılacak çalışmalarla değil, ortak yapılması gereken çalışmalarla yani bu işin içinde aslında fizyolojik etkenler de var, bir o kadar psikolojik, toplumsal etkenler ve kanun koyucuların da aslında devreye girmesini gerektiren kompleks bir problemden bahsettiğimiz için aslında biraz daha sistematik, birazcık daha geniş perspektiften bakılması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün aslında başlarken geçen hafta Ayşin Hocam bir yerde bir vurgu yapmıştı. Arada bir slaytı durdurmuştu. Çarpıcı bir slaytla da ben bugün aslında birazcık soruna tekrardan bakabilmek için o slaytla başlamak istiyorum. Ayşin Hocam hatırlar o slaytı. Bir saniye. Hemen açıyorum. İlk slide geldi mi? Görünüyor mu? Evet Ayşin Hocam hocam, ses tamam. Tamam. görüyoruz. Tamam. Görüyoruz. İlerliyor mu slaytlar? Evet, 2'de şu anda. Evet, devam ediyor. Şimdi şeyimizin aslında konuşmanın bir yerinde önce psikolojik etkenlerden bahsediyoruz. Benlikten, benliğin nasıl ortaya çıktığından, sonra öz farkındalıktan,
farkındalığın ortaya çıkması için aslında önce insanın kendini tanıması, kendini bilmesi gerektiğinden ki biliyorsunuz bu eski medeniyetlerden beri gelen bir yaklaşımdır. Yani önce kendini bilme yaklaşımı. Hatta Delfi Tapınağı'nın hemen girişindeki o sütuna atıfta bulunurlar. Orada kendini bil yazdığını söylerler ama kendini bil, aslında onun Türkçesi kendini tanımayı öğren, kendini bilmeyi öğren gibi çok daha eylemsel bir şeydir. Yani ben kendimi bildimden öte aslında bir yolculuğa ifade eder. Aslında biz de bu yolculukla başlıyoruz bu farkındalık serüvenimize. Ve bugün toplumsal cinsiyet eşitsizliğine baktığımızda çok çarpıcı bir tablo karşımıza çıkıyor. Özellikle kadının farklı rollerinden ve özellikle kadının aslında doğurganlık rolünden kaynaklanan çok çarpıcı bir eşitsizlik var karşımızda. Bu bir hocamızın sunumundan, çalışmasından aldığım bir bilgi aslında. Dünyada bir dakikada 380 kadının hamile kaldığı, ancak bunların 190'ının istenmeyen gebelik olduğu, 40 kadının dünyada bir dakikada, her dakika 40 kadının sağlıksız biçimde kürtaj olduğu ve bu süreçte bir kadının doğum sırasında hayatını kaybettiği, gene dünyada bir dakikada 250 bebeğin doğduğu ama bu bebeklerin 11'inin açlık sınırında, 15'inin ise sakat dünyaya geldiği, 18 insanın ise açlıktan öldüğü bir dünyada yaşıyoruz ki yaklaşık herhalde 4-5 dakikadır konuşuyorsak bunu 4-5 ile çarpıp katlamak gerekiyor. Yani aslında ciddi bir toplumsal eşitsizlik olan bir dünyada yaşıyoruz zaten. Ki bunun bugün artık Birleşmiş Milletler'in de ön plana çıkardığı gibi sürdürülebilirlik, özellikle dünyanın sürdürülebilirliği açısından en büyük problemlerin başında geldiği aşikar. Çünkü artık dünya sürdürülebilirlik sınırını geçti. Ekonomik verilere baktığımızda bugün artık sürdürülemez bir dünyada yaşıyoruz. Yani kaynak tüketimi açısından değerlendirdiğimiz zaman. Bu nedenle de aslında bu sürdürülemez dünyada bu problemleri aslında geleceğe taşıyoruz. Ama ne yazık ki bir gelecek şeyimiz yok. Hani şu andaki verilerle sürdürülebilir bir gelecekten bahsedemeyiz. Yeni alanlar, yeni sektörler açılıyor bu arada dünyada. Örneğin mavi ekonomi diye denizlerden çok daha sürdürülebilir, çok daha az atık içeren mavi ekonomiye yöneliyor çeşitli toplumlar. Özellikle bizim gibi, Türkiye gibi kıyısı geniş olan toplumlar. Fakat bu sektörlerde dahi kadın erkek arasındaki cinsiyet eşitsizliğinin hemen ön plana çıktığını görüyoruz. Örneğin özellikle uzak doğu, doğu ülkelerinde yapılan çalışmalarda kadınların bu mavi ekonomide çok fazla yer aldığı tespit edilmiş. Denizcilik ile ilgili sektörlerde, tedarik zincirinde kadınların %85-90'a yakın kadın çalışan olduğu görülmüş. Fakat bunlara baktığımızda tahmin edeceğimiz gibi düşük ücretli, gayri resmi, geçici veya yarı zamanlı çalışan, aslında en zor alanlarda fakat küçük ölçekli işletmelerde çalışıldığı için en az güvenceyle çalışan sektörlerde gene kadınların istihdam edildiğini görüyoruz. Bu da doğal olarak başta Birleşmiş Milletler olmak üzere pek çok örgütü bu alanda çalışmaya yöneltmiş ve bizim de bu projemizin aslında bir bakıma başlangıcını oluşturuyor. Birleşmiş Milletler'in 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedefi var son dönemde üzerine çalıştığı. Biz genellikle toplumsal cinsiyet eşitsizliği kavramını burada sosyal içerme ve kapsayıcılık ile ilgili olan 5 ile 10 arasındaki kısımda yer alıyoruz. 5. madde toplumsal cinsiyet eşitsizliğine denk geliyor veya toplumsal cinsiyet eşitsizliğini azaltmaya yönelik maddeye karşılık geliyor. Bu arada slaytlar ilerliyor mu? Bir sıkıntı var mı? İlerliyor hocam, herhangi bir sıkıntı yok. Tamam. Sabah Deniz Hoca'nın da bahsettiği gibi yani biz aslında burada biyolojik cinsiyet veya seks kavramından farklı bir kavramla toplumsal cinsiyet kavramıyla kavramın üzerine konuşuyoruz ki bunun fizyolojik etkenlerin ötesinde aslında psikolojik, kültürel ve sosyal pek çok anlam taşıyor. Yani bunlar ülkeden ülkeye
kültürden kültüre, coğrafyadan coğrafyaya, hatta kentli olmak, işte kırsal alanda yaşamaya göre çok değişen kavramlar. O yüzden biz bunları global çözümler üretebilmemiz pek mümkün değil. Yani küresel veya global hedefler koyabilirsiniz. Bunlar çok önemli girişimler. Fakat üreteceğimiz çözümlerin lokal olması gerekiyor. Topluma özgü olması gerekiyor. Gerekirse kent yaşamına veyahut da çevresel coğrafi koşullara özgü olması gerekiyor. Bölgesel koşullara özgü olması gerekiyor. Ki biz işletmeye veya örgüte geldiğimiz zaman da bunun aslında örgüte, takıma, ekibe özel olarak şekillendirilmesi gerekiyor. Onun için bugün aslında özellikle örgütlerdeki insan kaynakları fonksiyonunun bu alanda yapacağı çalışmaların öyle net bir formülasyonu yok. Yani şu çözüm bu işin altından kalkmaya sağlar diyebileceğimiz kesin bir çözüm yok. Fakat iyi uygulamalar var. Biz bugün olabildiğince iyi uygulamalar üzerinde konuşaraktan, hatta katılımcılarımızdan da en çok beklediğimiz şey o. Yani bu tek taraflı bir eğitim programı değil. Bu şu anda aslında bir o katılımcılığı sağlamak istediğimiz bir çalışma. Ve son dönemde bu iyi uygulamalar çalışmanın ön plana çıkmasının arkasında yatan sebeplerden bir tanesi de bu. Artık bugün modern yaklaşımda olduğu gibi tek bir çözümden bahsetmiyoruz. Postmodern olarak siz çok ilginç örnekler kullanıyorsunuzdur. Çok ilginç farkındalık yöntemleri kullanıyorsunuzdur örgütünüzde. Çok çarpıcıdır, hiçbir yerde rastlamadığım şeylerdir. Ama diyelim ki sizin örgütünüzde, sizin iş yerinize uygundur. Bunlar aslında bize ışık tutuyor, bize kıvılcım yaratmak için kullanacağımız şeyler haline gelmiş durumda. Dediğim gibi bugün dünyanın sürdürülebilir hale gelmesi için Birleşmiş Milletler'in koyduğu 17 tane hedef var. Ancak bu hedeflerden bir tanesi toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dokunuyormuş gibi görünmekle birlikte aslında her alanda, her hedefin arkasında bir toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik bir atıf bulunduğunu görüyoruz. Örneğin ilk hedef, yani dünyada yoksulluğa son. Dünyada yoksulluğa baktığımızda dünyada yoksul kadın sayısının erkeklerden fazla olduğunu görüyoruz. Keza dünyada her gün 830 kadın hamilelik ve doğuma bağlantılı önlenebilir sağlık sorunları nedeniyle öldüğünü görüyoruz. Yani biraz önce dakikada ki rakamlardan bahsetmiştim. Eğer günle bu işe bakarsak günde 830 kadının doğum nedeniyle önlenebilir sağlık sorunları nedeniyle öldüğünü, hayatını kaybettiği bir günde yaşıyoruz. Eğitim açısından baktığımızda dünyada okulda olmayan ilköğretim çağındaki çocukların çoğu kızlardan oluşuyor, tahmin edebileceğimiz gibi. Bugün hala 49 ülkede kadının aile içi şiddetten korunmasına yönelik yasalar bulunmuyor. Bu özellikle birazdan ilerleyen aşamalarda pandemi döneminde aslında artan bir sorun, artan bir problem aile içi şiddet. Gene pandemi aslında kadına daha fazla vurdu. Ona değineceğim ama hele de bu durum yasalarla korunmadığı takdirde çaresizlik ve işsizlik daha da artıyor. Tamam, Dünyada alırsın. hala Dolabınızdan kimse bir şey alamaz. Orada mı? dünyada bugün hala kadınlarla erkekler arasındaki ücret eşitsizliği farkı %23 oranında. Her ne kadar yıllardır bu alanda çalışmalar yapılıyor olsa da. Biz bilim alanında akademide, üniversitede, özellikle Türkiye'de %50'ye yakın bir kadın çalışandan bahsediyoruz. Fakat bunlar aslında birazcık daha alt kademelerde. Üst kademeye çıktıkça veyahut da bilim alanında uzmanlaştıkça da bir erkek hiyerarşisinin arttığını ve ancak %30'un bilim alanında, %30 kadının bilim alanında yer bulabildiğini görüyoruz. Boşanmış kadınlarda yoksulluk oranı boşanmamış erkeklerden iki kat daha yüksek. Bir bakıma yani kadının ekonomik güvencesi dünyada hala evlilik müessesesiyle bir bakıma güvence altına alınıyor. Ve dünyada şehirlerde, kentlerde yaşayan kadın ve kız çocukları için dahi temiz suya erişim, dayanıklı konut, yeterli yaşam alanı, temel hizmetler gibi kavramlardan en az birinden yoksunluk olduğunu görüyoruz. Ve herhangi bir doğal afette kadınların veya çocukların doğal afetle ölüm riski erkeklerden 14 kat daha yüksek. Ve sona geldiğimizde aslında dünyada cinayete giden, kurban giden her iki kadından biri eşi veya aile bireyleri tarafından öldürülüyor. Yani aslında aile içi şiddet
kadın ölümlerinin öncelikli olarak nedenini oluşturuyor. Peki pandemi dönemi, şu son içinde bulunduğumuz dönemde bu alanlarda nasıl değişiklikler oldu? Birincisi, gerçekten de aile içindeki şiddet, kadına yönelik şiddet yaklaşık %30 oranında arttığı tespit edilmiş Birleşmiş Milletler'in yaptığı çalışmalarda. İşin ilginci, koronavirüsle mücadeledeki ön saflarda yarışan, çalışan insanların da %70'inin aslında kadın olduğu karşımıza çıkıyor. Yani bir taraftan pandemiyle savaş sürecindeki aslında o sağlık personelinin ilk safhadaki sağlık personelinin çoğunlukla kadınlardan oluştuğunu ama pandemi sürecinin kadınların gördüğü şiddeti arttırdığını görüyoruz. Yani o yüzden çok faktörlü bir problemden bahsediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği dediğimiz zaman. Pandemi sürecinden bahsettiğimde bu biraz önce söylediklerim hani yoksul veya gelişmemiş ülkeler gibi algılanabilir. Hiç öyle algılanmasın. En büyük eşitsizlikler çok ilginçtir. Almanya'da karşımıza çıkıyor. Kadınlar erkeklere göre çok daha finansal daralma yaşamışlar pandemi sürecinde. Daha sonra yine İtalya'da görüyoruz ciddi bir daralmayı ve Birleşik Krallık'ta, İngiltere'de karşımıza çıkıyor aslında finansal daralmanın kadınları öncelikli olarak vurması. Demek ki gelişmiş olma, gelişmemiş olma kriteri de burada aslında bir gösterge değil. Ve biraz önce dediğimiz gibi pandemi sürecinde özellikle pandemi sürecini atlatmayı kolaylaştırmak için yapılan çalışmalarda örneğin evden çalışma gibi yaklaşımlar kadın üzerindeki yükü daha da arttırıyor. Ev içerisindeki ücretsiz bakım ve ev işleri daha da fazla, hepimizin bildiği gibi daha da fazla kadının üzerine yük oldu. Ve karantinanın etkisiyle araştırmalar gösteriyor ki aile içi şiddet derinleşti. İşin komik tarafı, işten çıkartılmalara baktığımızda annenin işten çıkartılma olasılığının babalara göre %66 daha yüksek olduğunu ama diğer taraftan babaların işten çıkartılma olasılığının ebeveyn olmayan erkeklere göre %38 daha az olduğunu görüyoruz. Yani ailede ebeveyn olmak pandemi sürecinde kadınlara dezavantaj, erkeklere ise bir avantaj sağlayacak bir ayrıştırıcı unsur haline geldi. Bu da bizi şu noktaya getiriyor. Her ne kadar lokal çalışmalar yapsak da, kişisel çalışmalar yapsak da, bugün sabah Ayşin Hoca'nın daha ilk başta değindiği gibi sürdürülebilir projeler, sürdürülebilir programlar uygulamadığımız sürece toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı da çok kırılgan bir kavram. En basitinden yani biraz önce saydığımız İngiltere, Almanya ve İtalya gibi ekonomilerde dahi bir anda bu tarz bir krizin, bu tarz bir şokun aslında önce gene kadınları vurduğunu görüyoruz. Bu da bizi kültür, endüstri ve örgüt psikolojisi kapsamında yaptığımız çalışmalarda biraz daha sürdürülebilir, birazcık daha devam ettirilebilir ve daha kökten çözüm arayışlarını zorunlu hale getirdiğini görüyoruz. Biraz hızlı bir giriş yaptım. Bu tablo ile ilgili ben sizden de geri dönüş almak istiyorum. Çünkü hani biz aslında bunu yaşadık eşimle birlikte. Yani gerçekten de evde çalışma ortamı çok daha zor oldu. Ve hani mesela ben bugün ofise geldim. Bir bakıma ofiste daha ancak işleri sürdürebiliyoruz. Siz şirketlerde bu ayrımı yaşadınız mı, hissettiniz mi? Ben bunu merak ediyorum. Biz de ofiste iyi iş yönetebiliyoruz kadın tarafı olarak. Evde asla bitmiyor işler. Ve yani mesela hani bir şey, yani bilmiyorum, bir şeye itiraf edeceğim. Yani ben gerçekten hani paralel çalışamıyorum. Yani Leyla ile zaman geçirmek veya evde yemek yaparken ya duyuluyor ki ben o sırada bir şeyler düşünüyorum. Vallahi ben düşünemiyorum o sırada. Kafa evet. Gidiyor bende yani. Hani kesinlikle öyle senkronize öyle. Çalışmak diye bir şey söz konusu da olmuyor yani. Evet, katılıyorum aynı şekilde.
Ve yani burada aslında işte o kadının çok rollü kimliği hani sanki avantajmış gibi bazen burada işte biraz sonra değineceğiz. Yani bir ayrımcılık hani katılımcı ayrımcılık yapıyoruz ama burada da aslında yine bir cinsiyetçilik yapıyoruz. Yani hani sanki olumlu bir şeymiş gibi davranıyoruz. İşte kadınlar senkronize çalışabilirler. Aynı anda 2-3 rolü bir yerde götürebilirler. Neden götürsünler? Yani Yok, hani yok, zor. niye yani hani bu böyle bir yerde bir şey mi yazıyor? Yani böyle bir hani fizyolojik kural mı var? İşte erkekler tek çekirdeklidir, kadınlar 8 çekirdekli işlemciye sahiptir gibi bir durum var yani. Yani o yüzden yani en basitinden yani her ne kadar şey davransak da bu konuyla ilgili program geliştirmeye çalışsak da gerçekten yani kültürel bağlamı, toplumsal bağlamı, iş yerindeki pek çok bağlamından dolayı her dönem bu problemin derinliğiyle ve karmaşıklığıyla ilgili o sunum başında anlattığım karmaşıklığıyla ilgili ciddi sıkıntılar oldu. Şimdi ben bunu kısmı Şevval hocama bırakayım aslında çünkü benlik kavramından başlayacağız. Yani psikoloji boyutundan başlayıp aslında olayın neden böyle olduğundan da konuşacağız. Şevval hocam. Teşekkür ederim hocam. Herkese merhabalar. Bu güzel sunumunuz için de size teşekkür ediyorum. Ben size hocam ben size bugün yine tanımlar perspektifinden benlik tasarımı ve farkındalık konularından bahsedeceğim. Özbenlik, benlik, hep benlik, özümüzde ne var diye böyle cümlelere başlayacağız. Aslında bu cümlelere başlarken ben kavramını hepimiz biliyoruz. Çünkü hepimiz sabah uyandığımızda bir aynaya bakıyoruz ve aynada kendimizle karşılaşıyoruz. Bu yüzden aslında yola çıkmadan, buraya başlamadan önce herkese bir sorum olacak benim. Uygunsa görüntülerinizi açıp yine uygunsanız mikrofonlarınızı açıp şöyle bir soruyu cevaplandırmanızı rica edeceğim sizden. Hocam şey geçelim mi? Çok pardon, sunum ilerlemiyor sanırım şu an. Evet, ben kimim sorusuyla başlayalım. Kim katılmak ister? Kim cevaplandırmak ister? Kimse. Zor bir soruymuş. Evet, aslında buradaki öz farkındalık kavramına da birazcık değinmek için böyle bir soruyla başlangıç yapmak istedik. Yani çok basit tanımlarla başlayabilirsiniz. Kendinizi tanımlarken bir yola çıkarken nasıl anlamlandırdığınıza başlayabilirsiniz. Burada ben başlayayım isterseniz. Ben kimim diye sorduğum zaman kendime öncelikle bir birey olarak, insan olarak dünyadaki varlığımı tanımlayabiliyorum. Sonrasında fiziki anlamda kahverengi uzun saçları olan, buğday tenli olan, kahverengi gözlere sahip olan bir kadın olarak anlamlandırıyorum. Sonrasında içsel yolculuğuma çıktığımda diyorum ki daha çok endişeli, birazcık merak eden, merakını mutlaka öğrenmeye çalışan birisi olarak tanımlıyorum gibi. Siz bunu nasıl tanımlıyorsunuz? Katılımcılar, evet size sesleniyorum. Tek tek seçmeyelim. Hadi konuşalım birazcık. Çünkü bu benimle birlikte olacağımız oturumda sürekli konuşalım istiyorum. Ben o yüzden başka sorular da soracağım. Hazırlıklı olun. Şevval Hanım, ben başlayayım mı o zaman? Tabii isminiz neydi? Selva benim ismim. Merhabalar Selva Hanım. Buyurun. Kod Türkiye'de insan kaynaklarında çalışıyorum. Hı. Ben kimim sorusunun yanıtını vereceğiz, değil mi? Evet. Ben de uzun boylu, kumral bir insanım. Biraz sabırsızım, hareketliyim. Neşeliyim bence. Böyle. Teşekkür ederim Selva Hanım. Ben Başka teşekkür ederim. konuşmak isteyen, söz almak isteyen? Sanki böyle bir girişim varmış da aslında neyse biraz daha bekleyeyimmiş algısı yarattı bende. Ben kelimelere dökemiyorum şu anda. Yoksa Peki. konuşmak istiyorum da kelimelere dökemiyorum. Kelimelere dökemiyorum. Bu da bir başlangıç.
Yani ilk aklımıza gelenleri de sayabiliriz. Yani ben mesela babayım, akademisyenim gibi, yani kendinizi belli kimliklerinizle de tanımlayabilirsiniz. Ya benim de açıkçası Dilay ben. İlk aklıma gelen direkt ismim oluyor. Ben Dilay'ım. Ben işte meslekler oluyor. İnsan kaynakları işte. Sonra yaptığım şeyler oluyor mesela işte yoga, kitapları seviyorum. Ben böyle bir insanım. Aslında çok klasik şeyler ama bunlar tabii yüzeysel şeyler. Bunlar geliyor aklıma benim de Teşekkür kendi kitabıma. ederim Dilay Hanım. Peki. Başka? Pekala. Ben kimim sorusuyla başladık. Teşekkür ederim her birinizin katılımı için. Peki bir diğer soruya geçtiğimizde şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Hocam. Ben neye benzerim? Burada vermek istediğiniz cevapları şöyle bir şeye dönüştürmenizi rica edeceğim. Bunu bir metaforla adlandıralım. Metafor dediğim şey şudur. Bir şeyi herhangi bir şeye benzeterek anlatmanızı rica edeceğim. Yani bu somutlaştıracağınız bir durum. Bu fantastik durumlar olabilir. Karşılaştığınız herhangi bir olayla bağdaştırdığınız bir nesne olabilir. Nesnenin dışında bir sembol olabilir. Örnek vermem gerekirse ben dantele benzerim. Çünkü çok fazla detaylara takılırım ve yaptığım işte çok fazla ince becerileri geliştirmeye çalışırım gibi. Ya da ben bir aslana benzerim çünkü lider ruhluyumdur ve ekibimi çok fazla ileriye taşırım gibi. Bununla ilgili biz öğrencilerle çalışmalar yaptık. Şöyle bir cevap da geldi. Ben antrenörlere yönelik bir soru sormuştuk. Antrenörle ilişkisini sormuştuk. Öğrenci dedi ki sporcu bize ben antrenörle ilişkimi kuru fasulye pilava benzetiyorum dedi. Mesela yani her yerden aklınıza gelebilecek her şeyi kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde tencere kapağı benziyorum dedi. İşte antrenörüm yanında uzaylı gibiyim dedi. Sizin aklınıza gelen siz kendinizi neye benzetiyorsunuz? Bu da Ben zor konuşabilir bir miyim? başta. Buyurunuz. İsminizi de rica edebilir miyim? Selin. Selin Selin. ismim. Selin, buyurun. Ben Hollanda'ya benzediğimi düşünüyorum. Çünkü Evet. yaşadığım her şeyde hani önce bir negatif yönünden bakmaktan ziyade hep pozitifine odaklanıyorum. Hani yaşam tarzım bu ve çevremdeki insanlar bazen şey diyebiliyorlar yani of Selin bunu da mı buradan ince şey yaptın, değerlendirdin vesaire diye. Ya da işte mesela olmamış bir şey bak olacak işte şöyle yapalım böyle yapalım biraz da böyle enerji vesaire onlara da meraklıyım. Yoga, meditasyon. Şey diyorlar tamam peki hani bazıları beni kendi halime bırakıyor bazıları bana inanıyor. Dolayısıyla hani bu noktada evet ben Pollyanna'ya benziyorum sanırım. Peki, teşekkür ederim. Buyurunuz. Başka? Yani başlangıçta benzetmeler birazcık akla gelmeyebiliyor. O yüzden bunu çok yüzeysel anlamda da söyleyebilirsiniz. Çok derin düşünmenize gerek yok. Yani siz örneğin ben Şeval olarak yanıma benim gibi dediğim bir nesne ne olabilir diye düşündüğümde aklıma bir sürü şey gelebiliyor. İlk geleni sizden alsam yeterli olabilir. Bunu yine benim anlatacağım bu sunumlar sırasında da düşünebilirsiniz. Sonunda tekrar bir konuşuruz. Dediğim gibi varsa şu an aklınızda herhangi bir metafor ya da kendinizi algıladığınız şekil. Dilek Hanım böyle görüntünüzden sanki bir şey gelecekmiş de biraz daha emin olayımmış gibi bir hava sezdim. Şöyle şey geliyor aklıma. Robocop muydu o filmin adı? Bir robot vardı ve işte şekilden şekile giriyordu. O filmdeki karakter geldi aklıma. Çünkü bu son dönemde birçok şey yaşadık ve böyle birçok sorun vesaire birçok şey oldu. Hem iş yerimizde hem dünya olarak da. Şöyle, bu dönem böyle kendimi yenilmez hissediyorum, güçlü hissediyorum. Dolayısıyla da böyle bir şey canlandı. Ama bu tabii bu dönem için sadece, her zaman için değil. Bu geldi aklıma. Transformers galiba, Evet, farklı satılım Transformers. Ah, işlevlere evet, göre. Transformers. Evet, teşekkür ederim, sağ olun. Başka söz almak isteyen var mı? Yani şöyle
Buradan isterseniz yazabilirsiniz konuşmaya başladıktan sonra. Ben çünkü bu oturumda tanımlar konusuyla ilerliyoruz. Birazdan tanımda gideceğiz. O tanımları yapılırken işte konuşmalar başladıktan sonra aklınıza gelen metaforlar olursa chat kısmında yine bize yazmanızı rica edeceğim sizden. Şimdi o zaman biz dedik ki ben kimim ve neye benzerim gibi sorularla başladık. Bir diğer konuya geldiğimizde aslında benlik kavramı bu işin altında yatan sebep. Yani bu konuların başlangıç noktasının sonunda biz benlik kavramını literatürde görebiliyoruz. Peki benlik kavramı dediğimiz şey ne aslında? Kendimiz, ben olan şey ve içerideki benim içimde olan bütün o teşkil edilen bütüncül yaklaşımın aslında kendisi. Yani bunun uzun tanımı nedir diye sorulduğunda ise aslında bireylerin kendisini bildiği andan itibaren başlayıp çevresiyle birlikte etkileşim kurduğunda benlik algısı oluşmaya başlıyor. Ve bu algıyla birlikte aslında kişiler ya çevresini benliğine uyduruyor ya benliğini çevreye uyduruyor. Eğer ikisini de başaramıyorsa ya bu çevreden ayrılıyor ya da bu çevreyi bir şekilde uyumlu hale dönüştürüyor. Sonrasında benlik kavramı ile ilgili tarihsel sürece baktığımızda burada 4 tanesini görüyorsunuz. Birden fazla karmaşık sistemin olduğunu ve bu sistemler sonucunda da birden fazla teorisyenin ortaya attığı konuları görüyorsunuz. Bunlar işte William James'in özne ben, nesne ben kavramı gibi, Sullivan'ın iyi ben, kötü ben, ben ya da ben olmayan kavramları gibi, Rogers'ın gerçek benlik ve ideal benlik ile Rosenberg'in bir gözlem objesi olarak aslında kişinin benliğini dışarıdan bir nesneye bakarmış gibi nasıl yorumladığı ile ilgili konular. Ancak bunları burada tamamını vermeyeceğim. Çok kavramsal, kuramsal çerçeveye ihtiyacımız olmadığı için. Ancak bunlar da bizim literatürde bulduğumuz durumlar ve bunun dışında tabii ki Maslow'un ihtiyaç hiyerarşisi gibi, Freud'un psikanalitik yaklaşımı gibi yaklaşımların olduğunu da görüyoruz. Peki, aslında benlik kavramı dediğimiz şey kişinin kendisiyle ilgili bütün bu tanımlamalarını içeriyor. Dedik ki biz ben kimim? Sabırsız, hareketli, neşeli, uzun boylu demişti Serva Hanım. Yine kelimelere dökememişti Selin Hanım kendisini. Aslında içeride o bütüncül yaklaşımı nasıl anlatacağını, çünkü birden fazla doluluk durumu olduğu için o doluluğu nasıl aktaracağını tam olarak kelimelere dökemediğinden dolayı bu şekilde belirtmişti. Yenilir yanımda aslında benim bu ismim, kimliğim, bana atfedilen belki sıfatlar, dediklerim, benim yaptıklarım, yaşadıklarım, sevdiğim ya da sevmediğim, hoşnut olmadığım durumlar gibi yüzeysel dedi ama aslında yüzeysel olmayan, sizi siz yapan şeylerdi. O zaman biz bu şemsiye kavramının altında baktığımızda ben dediğimiz şey bizim kendimize verdiğimiz değer, kendimize olan güven, kendimizin nasıl algıladığımız, benlik imajı, benlik saygısı dediğimiz nokta var. Şimdi biz benlik saygısı noktasına daha çok değineceğiz bu kavramların dışında. Çünkü az önce bahsettiğim ideal ben ve gerçek ben gibi konular arasındaki denge bizim benlik saygımızı oluşturuyor. Baktığımızda kavrama o zaman, diğer slide geçelim hocam. Benlik saygısı dediğimiz şey böyle çok uzun uzun yazdığım, buraya cümlelerle döktüğüm, kişinin kendisini ne kadar önemli gördüğünü, ne kadar başarılı gördüğünü, ne kadar değerli gördüğünü, aslında kendisini nasıl algıladığının derecesi olarak belirtiliyor. Yine ideal ben dediğimiz kişinin kafasında oluşturduğu ve doğru bulduğu, ulaşmaya çalıştığı benlik ile gerçekte olduğu benlik arasındaki fark benlik saygısı olarak adlandırılıyor. Bu fark ne kadar açıksa, yüksekse kişinin benlik saygısı da o kadar düşük de oluyor. Eğer bu fark ne kadar birbirine yakın ve azsa, o zaman da biz diyoruz ki benlik saygısı yüksek bir birey olarak adlandırılıyor. O zaman özete baktığımızda benlik saygısı dediğimiz şey, bir, benlik kavramını biliyoruz. İki, bunu duygusal olarak kendimizde nasıl değerlendiriyoruz? Benlik saygısının yabancı kaynaklara baktığımızda self-esteem, self-respect, self-regard, self-confidence gibi kelimelerle görebiliyorsunuz. Ancak bunların karşılıklarına baktığımızda Türkçedeki terminolojiye yine benlik saygısı, öz saygı, özgüven gibi
kelimelerle karşılaşıyoruz. Aslında halk arasında dediğimiz o günlük tabirlerde biz bunları sanki birbirinden farklı kavramlarmış gibi kullanıyoruz ama aslında bu duyguların tamamının karşılığı benlik saygısını oluşturuyor. Bununla ilgili hani konuşmak istedim. Burada söz olabilir. Benim bitirmemi beklemeyin çünkü ben başlayınca genelde bitirmiyorum. Bitiremiyorum daha doğrusu. Var mı söz hakkı almak isteyen ya da bir şey sorabilir miyim? Aklıma takıldı da. Şimdi siz benlik olarak anlatınca. Şimdi sürekli hani benden bahsediyoruz ya. Bir de orada arka tarafında böyle tehlikeli bir ego kısmı var. Evet. Hani mesela onu burada nereye koyuyoruz? Yani o mesela şey dedik ya şimdi benlik kavramı artı değerlendirme benlik saygısını veriyor. Doğru anladım değil mi? Bir daha söyle duyamadım çok özür dilerim. Benlik kavramı artı değerlendirme eşittir benlik saygısı diye özetledim. Benlik kavramı. 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 Yok yok. Benlik kavramı artı değerlendirmeden kastımız neydi? Neyi veriyordu o bize? Değerlendirmemizin seviyesi bizim benlik saygımızın düşüklüğünü veya yüksekliğini veriyor. Tamam. Dolayısıyla hani baktığımız zaman çok fazla bence olmak da egonun o çok yukarı çıkmasıyla beraber saygıyı azaltmaz mı diye bir soru yöneltmek isterim. Şöyle, şimdi birazdan benlik saygısının yüksek ya da düşük seviyelerinin ne anlama geldiğiyle ilgili de konuşacağız. Burada ego kavramı biraz daha yine benle ilişkili. Benlik, ben merkezlilikle ilişkili ama burada davranışa dönüş şekli biz birazcık ilgilendiriyor. Yani bu davranışa dönüş olumsuz anlamdaysa evet, ego ve narsizm konusuna yöneliyoruz. Yüksek ve nasıl anlatalım? Olumsuz bir davranış olarak değerlendiriyoruz. Ama bu davranışın ortaya çıkışı nasıl birazcık orayı değerlendirmek gerekli. Tamam, teşekkür ederim. Cevap oldu mu? Evet evet, gayet iyi oldu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Burada yine benlik saygısı kavramının bir de gerçek benliğe benlik imajı da deniliyor bu arada. Onu burada vurgulayalım. Rosenberg'e göre ne anlama geldiğini yine aynı şekilde bireyin kendine olan tutumuna yönelik bir kavram, tanım var. Devam edelim. Peki yüksek benlik saygısına sahip olan bireyler dedik biz. Aslında psikoloji literatürüne bakıldığında bu tarz bireylerin sağlıklı olduğuna yönelik bir bulguyla karşılaşıyoruz. Ve diyor ki bu bulgular bize aslında kendilerini saygıya ve kabul etmeye değerli görüyorlar. Bunu bu değere önemli ve faydalı bireyler olarak kendilerini değerlendiriyorlar. Bu kişilerin girişkenlik seviyelerinin yüksek olduğu ortaya çıkıyor ve başa çıkma stratejilerinde güçlü durumlarla ortaya çıktığı, stresle baş etme gibi örneğin ya da bir problemle baş etme gibi stratejilerin daha çözüm odaklı olduğunu gösteriyor. Sosyal aktivitelerde aktif oluyorlar bu kişilerin ve yapılan araştırmalara baktığımızda liderlik kavramıyla özellikle ilişkili durumlar var. Benlik saygısının ile liderlik durumlarının ilişkisine bakılan araştırmalarda benlik saygısının yüksek olan bireylerin liderlik özelliklerinin de yüksek olduğu bulgularına ulaşılmış. Yine bu kişilerin mücadeleden vazgeçmeme ya da yaptıkları işi herhangi bir şekilde yarım bırakmama gibi durumları ortaya çıkıyor. Ve mutluluk duygu durumlarının yüksek olduğu söyleniyor. Sonrasında düşük benlik saygısına baktığımızda da tabii ki bunların tam tersiymiş gibi olacak burada da. Kaygı düzeyi yüksek bireyler düşük benlik saygısına sahip oluyorlar ve sosyal ortamlarda genellikle yalnız olan kişiler, klik dediğimiz tek başına kalan kişiler, genellikle yalnız ve dışarıdaki bir gözle etrafı gözlemleyen, oradaki insanlara ya da herhangi bir artık nesne olarak bir yerde bulunuyorsak olgular, onlara yönelik belirli çıkarımlar yapma gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Ve burada genellikle benim hatam, o yüzden ben bunu yapmayayım ya da benden daha iyi yapar bu görevi diye karşılaştığımız cümleler oluyor. Ancak benden daha iyi yapar cümlesini yüksek benlik saygısına sahip bireylerde de görebilirsiniz. Ama burada da şöyle bir fark oluşuyor. Aslında altındaki niyet nedir? Bu soru işaretiyle bunun cevabını bulabiliyoruz.
Diyor ki yüksek benlik saygısı şunu diyor altında yatan sebebi benim uzmanlık alanımın dışında. Hani bunun yapılması gereken şekilde yapılması için aslında bunun gerçek uzmanıyla tartışmanız gereklidir gibi bir yönetimsel anlamda örnek vermek gerekirse bu şekilde karşılaşıyoruz. Yine düşük benlik saygısına sahip bireylerde biz hayal kırıklığıyla işi bırakan ya da övgüleri kabul etmeyen, eleştirileri kabul etmeyen, bunları kabul ederken aslında güçlükler çeken kişileri görüyoruz. İş yapılırken aşırı yardım etme ya da hiç yardım etmeme gibi davranışlarda bulunurlar ve genellikle bu kişiler aşağılık duygusunu yaşayan çok daha sıkılgan ve pasif kişiler oluyorlar. Peki nasıl bu düşük benlik algısına sahip oluyor bu kişiler? Genellikle yaşantılardan ve çevreden etkilenen sosyal koşulların varlığının aslında güvensiz ortamlarda oluşan, olumsuz değerlendirmeler oluşan ve özellikle aileyle çok yakın gördüğü bir şey. Hocam iyiyim. Eğitimdeyim. Genellikle arkadaşları ya da yakın gördükleri bireylerin davranışlarının destekleyici olmadığı durumlarda ortaya çıkıyor ve bunun sonucunda birey kendisinin genellikle kendisiyle olan uyumunun düşük olduğunu algılıyor. Böylelikle aslında bu değerlendirmenin sonucunda da düşük benlik algısıyla karşı karşıya kalıyorlar. Peki benlik saygısı düzeyi bizim için aslında nasıl bir çıktı veriyor? Kişinin okul ve mesleki başarısını, becerisini, yine stresle başa çıkmasını ve bunu yaparken aslında etikliğini de sorgulayan ve sosyal ilişkilerine de saygısını yitirmeyen ve yaşam doyumunu etkileyen bir kavram olduğunu görüyoruz biz benlik saygısının. Bir diğer kavram da öz farkındalıktı bizim. Farkındalıkla ilk tanıştığımda ben genellikle şunu sorguladım. Birazdan sizin kafanızda da böyle bir soru işareti oluşacaktır diye tahmin ediyorum. Literatürde hep şu yazıyor. Diyor ki öz farkındalık kişinin yine kendisine yöneldiği ve kendisini anlamlandırmak için, algılamadığı durumları ortaya koymak için, bunu değerlendirmek için var olan bir kavram ve referans noktasının çevresi olduğu bir kavram diyor. Benim kafamda da şöyle bir şey oluşmuştu. Dedim ki peki bu öz farkındalık kavramının benlik kavramından farkı ne o zaman? Çünkü biz dedik ki az önce benlik zaten kendisini algılamasıydı, çevresinin onun etkilemesiyle düşüklüğü, yüksekliği ortaya çıkaran bir kavramdı. Peki bu öz farkındalıkla farkı ne olabilir? Sizlerden bir fikir beyan etmeniz ya da tahminde bulunmanızı rica edeceğim. Ya da böyle bir soru kafanızda oluştu mu mesela sizin de? Ben bunu anlatırken, bu tanımı yaparken size. Evet ya da hayır diyebilirsiniz. Ya da yazabilirsiniz chat'e. Ben sorunuzu tam olarak duyamadım. İnternetimden kaynaklı. Özür diliyorum. Tekrar alabilir miyim? Rica ederim. Tabii hemen söyleyeyim. Ben dedim ki az önce bir öz farkındalık kavramından bahsedeceğiz ama öz farkındalık kavramını ben ilk okuduğum zamanlarda benlik kavramı ile farkını ne olduğunu sorgulamıştım. Çünkü öz farkındalık kavramına baktığınızda burada literatür tanımını getirdim. Yine kişilerin kendisini anlaması için, algılaması için, ifade etmesi için ve sosyal çevresinden de yardım alarak bunları başarabilmesi için var olan bir kavram olarak yazıyor literatürde. Ben de şunu sorguladım, dedim ki peki öz farkındalık kavramını bu şekilde verdiniz. Benlik kavramını da buna çok yakın bir şekilde vermiştiniz. Bu ikisinin arasındaki fark ne? Ne olabilir ya da? Bir tahmininiz var mı? Açıkçası ben böyle siz ikisini ayrı ayrı ifade ettiğinizde bir farklılık olacağını siz sorunca düşündüm ama günlük kullanımda veya benim kişisel algımda anlamsal olarak benzer kullandığım kelimeler açıkçası. Hı hı. Teşekkür ederim. Merhabalar. Çok pardon. Yok, siz devam edin lütfen. Pelin Gökalp ismim. Yani benlik kavramında kendi yorumumuz ama öz farkındalık kavramında çevremizin bizimle ilgili yorumları diye düşünüyorum anlattıklarınızdan. Yani yorumladım ama bilmiyorum. Teşekkür ederim Pelin Hanım.
Sanırım senin ölümsüz mü? Buyurun. Pardon. Rica ederim. Ben de şöyle düşündüm. Yani benlik aslında bizi oluşturan şeylerken öz farkındalık, o benliğin ne kadar farkındayız, ona karşı ne kadar duyarlıyız ya da ne kadar bilincindeyiz gibi, yani ayırabildim. O şekilde ayırdım ben. Evet, Selva Hanım sizsiniz değil mi bu arada? Benim, evet. Tamam. Teşekkür ederim. Görüntünüz olmadığı için konuşan kişileri ayırt edemiyorum. Evet, ya açamıyorum çünkü ofisten katılıyorum eğitime. Ya. O nedenle de açamıyorum. Tamam, problem. Teşekkür ederim. İsimlerinizi söylerseniz başında benim de size hitap etmem böyle biraz daha rahat olur. Tamam. Teşekkür ederim. Buyurunuz. Selin Hanım siz miydiniz sanırım? Evet. Evet. Selva Hanım'ın dediğine benzer bir şey söyleyecektim ben de aslında. Hani ben şöyle düşündüm. Öz farkındalık benliği tamamlıyor. Yani öz farkındalık sayesinde kişi benliğini tam olarak tanıyabiliyor. Teşekkür ederim. Evet, genellikle bu iki tanıma yakın cevabımız da. O zaman baktığımızda cevaba hocam birazcık şey oldu, gerilim vermişiz gibi oldu. Bireyin kendisinin düşüncelerinin farkında olması ve burada aslında fark çıkıyor. Planlamaya yönelik düşüncelerini düzenlemesi, etkinliğin tamamlanmasından sonra bu düşünceye yönelik performansını değerlendirmesi ve aslında bilişsel süreçleri ifade ediyor öz farkındalık. Yani benlik kavramı var ve bu benlik kavramının yanında da algıladığı bu duyguları, düşünceleri yönetme şekli öz farkındalık. Özete baktığımızda da bir diğer slide'da bireyin planlama, denetleme, düşünme gibi bilişsel süreçlerini gözden geçirmesi olarak tanımlanıyor öz farkındalık. Buraya kadar sorunuz var mıydı? Yoktu sanırım. Burada da bir küçük özet koymuş oldum. Dedik ki öz farkındalık için biz nasıl öğrenirim, ne öğrenebilirim, nasıl öğrenirken aslında kendimi nasıl değerlendirebilirim gibi anlama, tanıma, fark etme bilişsel süreciyle birey öz farkındalığını yaratıyor. Öz farkındalık bir slide'da sonrasında yine durumlar böyle kareli, yuvarlaklı. Kendisi özel yaşamı, eş yaşamıyla birlikte bilgilere ve stratejilere sahip olarak bunları yönetme, değer biçme gibi bir bilişsel süreç olarak özetleniyor. Aslında bilişsel süreç diyorsak biz, bizim burada vazgeçemeyeceğimiz bir diğer kavram da zeka kavramı oluyor. Tun Hocam buyurunuz. Yani öz farkındalık aslında bir kişisel özellik gibi bir şey değil. Yani yönetilmesi, yönetilebilen, öğrenilebilen bir yetenek gibi mi karşımıza çıkıyor? Hatta yönetilmesi gereken aslında iş yerine geldiğimiz zaman, iş ortamına geldiğimiz zaman veyahut da böyle toplumsal cinsiyet problemi olduğunda. Teşekkür ediyorum. Soru. Ha, sorular sordum. Öyle mi? Evet öyle. Öyle olduğu için hocam ben de teşekkür ettim katkınıza. Şevval Hocam bir 5 dakikaya toparlayabilir miyiz? Tabii hocam. Bitmek üzere zaten. Peki, teşekkürler. Bu bilişsel süreç bizim karşımıza zekayı çıkarıyor ve ilk tanımlarında Binet tarafından dışarıda nelerin olduğunu, bunları nasıl algıladığımızı ve bunları doğru bir şekilde ayırt edip edemediğimiz bir durum ve süreç olarak tanımlıyor Binet bize ve bunu, bu zeka kavramını problem çözme, zor durumlarda karar alabilme gibi yine yönetebilme becerilerine atfediyor. Diyor ki bunları biz IQ testleriyle de ölçebiliriz ama şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Diyorlar ki zeki insanlar toplumda okulda başarılı olabilirler, çok iyi meslekler edinebilirler, çok yüksek zekaya sahiptirler, çok yetenekliler gibi belirli kalıpların içerisine sokuluyor. Bir diğerini inersek hocam, bu kalıplara sokulmuş insanlar IQ testlerinden çok yüksek puanlar almasına rağmen çoğu görevde başarısız oluyorlar ve bunun sebepleri araştırılıyor. Gallner de diyor ki insan dediğimiz şey toplumda üretebiliyorsa, değer veren bir şey meydana getirebiliyorsa o zaman zekidir. Ve zeka aslında bizim tek tipe soktuğumuz o belirli kalıplar içerisinde tek bir değildir ve kendi içerisinde ayrılır ve geliştirilir diyor. Sonrasında Gallner çoklu zeka kuramını ortaya atıyor. 8 tane alt boyutta oluşuyor ve
bir diğerine geçelim. Bizim burada bahsedeceğimiz kavramda duygusal zeka, Gander'in bir alt boyutu olan duygusal zeka olacak. Duygusal zeka bizim hissetme aklı dediğimiz, böyle çok büyük bir kavrammış gibi hissetme aklı deyince aklı insanın meditasyonlar, işte enerjiler geliyor. Öyle bir şey değil. Tamamıyla fizyolojik olarak da beynin yapısına atfedilen ve kendi kendini kontrol, duygularını kontrol, işte azim yeteneği yüksek olan, kendini motive etme gücüne sahip olan, yine empati kurabilen kişilerde duygusal zekası yüksek diyebiliyoruz. Ve bu kişilerin biz, burası belki insan karakteri uzmanları için önemli bir durum olabilir. Genellikle şunu görüyoruz duygusal zekası yüksek bireylerde. Diyorlar ki bu kişiler için deniliyor ki daha doğrusu karşısındaki düşünceyi de yönetebilir. Yani aslında bu daha çok düşünce değiştirme yöntemlerine kadar ilerleyebilecek bir konu. Buraya kadar sorusu olan var mı bana? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. O zaman aynı soruya ben geri döneceğim. Ben neye benzerim dedikten sonra, bu kavramları da öğrendikten sonra sizce neye benziyorum kendimde? Buna ben artık cevap istiyorum hepinizden. Yani bir küçük bir daha tanım yapayım ister misiniz? Ne demek istediğime yönelik. Belki orada da hani kafa karışıklığı olmuş olabilir. Kendimizi neye benzettiğinize yönelik bir obje, bir olgu, bir olay olarak burada söz hakkı alabilirsiniz. Almanızı da istiyorum. Çünkü şöyle bir durum da söz konusu. Tuna Hocam da söyledi. Sizin vereceğiniz yönergelere göre de ben de kendimi değerlendireceğim ve bu eğitim içeriğini biliyorsunuz ilk projemiz, ona göre de revize edeceğim. İyileştirmeyi deneyeceğim daha doğrusu. Oradan bana böyle küçük küçük ipuçları verirseniz çok memnun olurum. Tamam, ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Ama dayanamadım. Düşündüm neye benzeyebilirim. Ben hem çok yaşlı birine benziyorum hem de çocuğa benziyorum bence. Yani bazen hani böyle yalnız olduğumda falan kendi kendime konuşmayı çok seviyorum. Çocuklar da böyle yapar, yaşlı insanlar da böyle yapar. Hani eğlenmek için falan. Bilmiyorum. Kendimi bu böyle bir şey, yani hem bir çocuğa hem de çok yaşlı birine benzettim yani aynı anda. Bilmiyorum biraz farkındalığımın şeyini ama. Neyse, bu kadar. Teşekkür ederim Deniz Hocam. Başka söz hakkı almak isteyen? Ben de belki bir katkıda bulunurum. Ayşe benim adım bu arada. Ben de bütün anlattıklarınızı dinlerken düşündüğümde kendimi böyle gün ışığını çeken oyuncaklar vardır ya, onlara benzettim. Hani gün ışığını çeker ama sonra karanlıkta ışığı dışarı verir. Ben şunu gözlemliyorum kendimde en çok. Hani aydınlık bende olduğunda, hani yapmam gereken zorunluluklarım olduğunda, iş ortamı olabilir, işte çeşitli zorunlu kimliklerim olabilir. Orada böyle daha parlayan, daha dışarıda bir profilim. Ama daha kendimle, daha yalnız olduğumda, daha kendime yakın olduğum insanlarla olduğumda daha geride durmayı seven biriyim. Ben de böyle bir şey düşündüm sizin anlattıklarınızda. Teşekkür ederim. Ayşin Hocam, bir dakika daha küçük rica edip hemen romantik bir kapanışla bitireceğim. Tamam, bir dakika sonra Hülya'ya bağlanacağız ve o bize bir oyundan bahsedecek. Evet, son bir dakika Şevval. Tamam. Teşekkür ederim hocam. Bir küçük anekdottan bahsetmek istiyorum ben. Bir hikayeye göre Marco Polo ile Kubilay Han bir köprüde buluşuyorlar ve Marco Polo Kubilay Han'a böyle o köprünün bütün taşlarını tek tek anlatmaya başlıyor. Sonra Kubilay Han Marco Polo'ya diyor ki peki bu köprüyü taşıyan taş hangisi diyor. Marco Polo da diyor ki köprüyü taşıyan şu taş bu taş değil diyor. Taşların oluşturduğu kemerin diyor kavisidir diyor. Kubilay Han düşünmeye başlıyor ve sonunda da artık sessizliğini bozuyor. Diyor ki bana niye taşları anlatıp duruyorsun? Beni ilgilendiren tek şey var. O da kemer. Çünkü köprüyü taşıyan şeyin kemer olduğunu söylüyorsun diyor. Marco Polo da şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki
Eğer o taşlar yoksa kemer de yok diyor. Aslında benlik dediğimiz şeyin tamamıyla bu köprü ve kemer olduğunu ve bizi tanımladığımız o bütün kelimelerin, bütün durumlarında taşlar olduğunu, bu taşın birleşimiyle aslında ben olduğumuzu unutmayarak hepinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz bu çok güzel sunumun için Şevval. Şimdi benim ama ben değilim gibi biraz daha özbenlik ve öz farkındalıkla ilgili kısa bir canlandırma ile Şevval hocamız ve Hülya Ünlü hocamız bizimle olacaklar. Hülya hocam burada mısınız? Evet hocam buradayım. Evet, Şevval hocamı kısaca size tanıtmıştım. Hülya hocamızdan da bahsedeyim. Öğretim görevlisi Hülya Ünlü, İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Spor Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi. Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliğinden mezun. Ve daha sonra Abant İzzet Baysal ve Marmara Üniversitesi'nde akademik çalışmalarını devam ettirdi. Şu anda doktora yapıyor. Spor sosyolojisi, toplumsal cinsiyet ve sporda toplumsal cinsiyet çalışma alanları. Evet, söz sizin. Buyurun. Merhabalar herkese. Şimdiye kadar güzel bir akışla gidiyor. Katılımcılarımız da çok girişimci ve söz sahibi alıyorlar. Yani söz hakkı alıyorlar, pardon. Şimdi bir ufak, yani farkındalığımızın arttığı, benlik duygumuzun yüksek olduğu bir şeydeyiz. Çok güzel bir sunumla Şevval Hoca pası attı. Herkes kendini işte benlik duygusunda işte metafora benzetmeyle ilgili ne kadar çekimser olsa da muhtemelen kendi iç dünyasında herkes bir şeylere benzetti kendini diye düşünüyorum ben. Şimdi ben ama ben değilim oyununda şöyle, yani siz kendinizi işte ben şöyleyim ama bu değilim şeklinde bir tanımla vermeniz gerekiyor. Mesela bir örnek verdiğimizde şöyle, ben hani Müslümanım ama terörist değilim gibi. Yani ben titizim ama obsesif değilim. Mesela hani kendinizi bir şeyle nitelendirmenizi ve bu nitelendirdiğinizde genelde toplumsal tabularda ortaya çıkan bazı yargılarla birebir nitelendirmediğiniz, yani hem nitelendirdiniz ama o safa da girmiyorum. Böyleyim ama burada da değilim artık, hani bu derece değilim gibi bir benzetmeni yapmanızı istiyorum. İsterseniz yazılı olarak yapabilirsiniz bunu, isterseniz söz hakkı alabilirsiniz. Evet, sizlerden bekliyorum şu anda. Şevval hocam, eksik var mı? Katkı sağlamak ister misiniz yoksa? Yok, teşekkür ederim hocam. Yani hocam dediği gibi örneklerle kendinizi belirtebilirseniz orada böyle küçük bir etkileşim olur bizim için de. Ben bir tane örnek verebilir miyim? Ha, süper. Örnekleri dinlemek güzel olur belki. Çünkü ben tam olarak ne beklendiğini anlamadım. Bir arada ses gidip geldi. Ama örnekleri dinleyip uyarlayabilirim. Tekrar etmenize de gerek olmaz belki. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Ben kendi adıma titizim ama obsesif seviyesinde değilim diye bir şey yapabilirim. Mantığa bürüme yani. Hani durumunu mantığa bürüme. Ben de söyleyeyim o zaman bir tane. Ya evet, hani kendinizi bir şeyle nitelendirebilirsiniz. Bu genelde bazen toplum içerisinde belli tabular vardır ve o tabularla da şey yaparlar ya, yaftalanır ya. Hani o derecede değilim yani. Anladım. Diyebilirsiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bekliyorum. Evet. Ben takım tutuyorum ama taraftarı değilim. Güzel. Sadece söylemek için takım tutuyorum. Tutmadığım olmasın yani, tutuyorum. Aynen öyle. Takım tutuyorum ama yoğun taraftarı değilim. Güzel. Var mı başka? Aslında şey de benim aklıma da şey geldi. Örneğin ben Galatasaraylıyım ama fanatik değilim. Evet. Benim de genelde mülakatlarda çok duyduğumuz İngilizce biliyorum ama konuşamıyorum. Yani hani biraz biliyorum ama o kadar da değilim. Güzel. Devam edelim. Çok güzel şeyler çıkıyor. Genelde kadın haklarıyla ilgili savunanlar kadın haklarına inanıyorum ama feminist değilim der ya, ya da cümleye feminist değilim diye girer. Ondan sonra özellikle ortamda erkekler varsa daha genel manada ben feminist değilim ama işte kadın haklarına, hani amayla gelen her şey aslında burada aklımıza geliyor.
Kesinlikle hocam, doğru söylüyorsunuz. Çünkü feministliği bir negatif şey olarak algılanıyor toplumda. Evet, evet, kesinlikle öyle. Başka var mıdır söylemek istediğiniz? Hocalarım, sizin de aklınıza gelenleri alabilirim. Belki yeni fikirler doğmasına neden olabilir orada. Sanırım yok. Evet, bayağı bir sessizlik oldu. Ben söyleyebilirim. Buyurun hocam. Ben sabırlıyımdır ama düşünmeden konuşurum. Evet. Yani hepimizde zaten buna benzer birçok şey var. Hani şu anda belki düşündüğünüzde insanın genelde o anda aklına gelmez ama birçok şey vardır burada. Hani işte simetri has şeyimdir. Benim vardır simetriyle ilgili bazı noktalarım vardır ama aşırıya gitmem. Yani bir şekilde durdurmaya çalışırım gibi. Yemek yemeyiz. Değilim ya da o buradayım mesela. Evet, güzel. Anladım. Hani sonuç olarak şöyle toparladığımızda şeyi aslında hani ufak bir oyun etkileşim olsun gibi girdik biz burada. Hani kendimizi bir şekilde bu verdiğimiz amalarla bir nitelendirdiğimiz belli şeyler var. Amayla başlayan şey de ilk aslında cümlenin başında oyunu tanımlarken verdiğim şey de tabulardan biraz daha korktuğumuz, o şeylerin içine girmediğimiz ya da toplumsal olarak yaftalanmak istemediğimiz şeye giriyor aslında. O şekilde nitelendirilmek istemiyoruz insanlar açısından. Ondan dolayı sürekli bir ama ile başlayan şey geliyor bütün cümlelerimizin arkasında. Yani toplumsal olarak yaftalanacağımız ya da oradan ötekileştirileceğimizi hissettiğimiz noktada ama başlıyor bütün cümlelerimizde. Onu burada aslında fark ettirmeye çalışmıştık. Onu vermek istemiştik bu oyunla beraber. Yani oyun dediğim ufak bir etkileşimle beraber. Ayşin hocam hani peki, teşekkür ediyoruz Hülya, Şevval hocam, hepinize teşekkürler. Hemen şimdi teşekkürler. Şimdi öğleden sonra oturumunda ikinci başlık toplumsal cinsiyetin psikolojik boyutları olacak. Üç başlığı bize Ayşe Deniz hocamız sunacak. Son başlığı da Tuna Uslu hocam sunacak. Şimdi Deniz hocama sözü veriyorum. Buyurun. Hocam merhabalar. Deniz hocam sesiniz kapalı. Şu anda açıldı herhalde. Evet, duyuyoruz. Tamamdır. Hı hı. Evet, tekrar merhaba bütün katılımcılara. Ben şimdi bu bölümde mobbing ve cinsel taciz, cinsel saldırılar, bunlarla ilgili temel kavramların üzerinden geçmek istiyorum. Ekran paylaşımı yapabildim mi bilmiyorum. Şimdi yapmaya çalışacağım. Evet. Şu anda oldu. Tamam. Tamamdır. Şöyle küçülteyim şeyi. Biraz yine kişiliklerden de bahsederiz burada. Bir önceki bölümde bahsedilen oyunlara da belki atıfta bulunabiliriz. Nasıl insanlar mobbinge uğrayabilir ya da nasıl insanlar mobbing uygular diye düşünebiliriz biraz. Genel bir tanımla başlayayım ben tekrar. Mobbing kavramı önemli bir kavram bizler için. Çünkü toplumsal cinsiyet perspektifiyle ele alındığında bu sorunun kadınları daha fazla bulduğunu ve maalesef kadınların da mobbingin etkilerini daha ağır yaşayabildiklerini gösteriyor bize araştırmalar. Bunun sebeplerini birazdan size soracağım ama önce gene bir temel tanımlardan gidelim. Mobbing nedir? İş hayatında bazı insanların karşılaştıklarını fark etmediği de bir durum aslında ama zamanla bu konuyla ilgili bilgilerimiz de artıyor. Daha rahat teşhis koyabiliyoruz. Mobbing genellikle hiyerarşik bir üstümüz tarafından ya da aynı konumda, bizle aynı konumda bulunan iş arkadaşlarımız tarafından
iş yapmamızı engelleyecek, bizi fiziksel ya da psikolojik olarak zarara uğratacak biçimde ayrımcı tutumlara, saldırgan davranışlara sistemli bir şekilde maruz kalmamızı tanımlıyor. Etik değil, düşmanca çalışma ortamını, çalışma huzurunu bozan davranışları tanımlamak için kullanılıyor. Ve pek çok olumsuz şeyleri var, etkileri var, sonuçları var. Hem maddi hem manevi, hem çalışanlar için çok olumsuz, hem de aslında iş sahipleri için de, patronlar için de olumsuz. Yani hiçbir tarafın, her tarafın zarar gördüğü bir ilişki türü mobbing. Yaşandığı yerde teşhis edilmesi gerekiyor bu yüzden. Mobbing zaman zaman bir ayrımcılık türü olarak da tanımlanabiliyor. Özellikle bir kişinin görünür bir şeyinden, kimlik özelliğinden dolayı eğer sistemli iş yerinde sistemli bir zorbalığa maruz kalıyorsa bir ayrımcılık biçimi olarak da değerlendirebiliriz mobbingi bu anlamda. Türlerine göre, bağlama göre değişebiliyor. Hocam, burada bir şey sorabilir miyim? Birkaç keredir sistemlinin altını çizdiğiniz için burada sistemliyle kastettiğiniz tekrar eden veya sürekli olan anlamında mı? Yani bir kere olduğunda olmuyor mu? O kavrama girmiyor mu? Evet, aynen öyle. Bir kere diyelim ki bir iş yerinde sorun yaşandı ve işte bir üstümüz ya da iş arkadaşımız bize kötü davrandı. Bunu hemen mobbing olarak değerlendirmemiz mümkün değil. Belli bir süre devamlılık göstermesi ve bezdirici olması önemli bir özelliği olarak geçiyor. Yani tabii ki o da bir şeydir. Diyelim ki birisi patronunuz ya da iş arkadaşınız size ayrımcı bir dil ya da hakaret etti bir kereye mahsus. Bu suç özelliğini ortadan kaldırmaz. Ama işi mobbing olarak nitelendirebilmemiz için uzun süre devam etmesi bekleniyor. Birkaç ay böyle sistemli bir yıldırma politikası olması lazım diye geçiyor. Birazdan zorbalıkla mobbingin ayrımını yapılmış mesela. Orada belki yine değinebiliriz. Mobbingin türleri var. Dikey ve yatay mobbing. Hiyerarşik olarak işte daha güçlü olan genellikle patron katından mesela daha aşağı konumdaki çalışanlara yönelik olabilir. Nadir de olsa çalışanların patrona ya da üste yönelik de olabiliyor. Fakat genelde buna pek rastlanmadım ben yani ama var tanımsal olarak. Ya da yatay iş arkadaşlarının grupların birbirine karşı mobbing uygulaması söz konusu olabiliyor. Biz ama genellikle şeyden yukarıdan ya da yöneticiden hani çalışana yönelik gibi değerlendirebiliyoruz. Mobbing davranışının bir deseni var. İzlediği bir pattern var. Kendini tekrar eden. Bu Lehman'ın 4 basamaklı ya da 5 basamaklı mobbingin evreleri diye geçiyor. Buna farklı kültürlerden eklemeler de yapılmış ama 3 aşağı 5 yukarı bu paterni, bu deseni izlediğini söyleyebiliriz mobbing davranışının. İlk başta tetikleyici bir olayın varlığından bahsediyorlar. Yani iş yerinde bir fikir ayrılığı, bir ihtilaf, tek bir şey seferli bir sorun mesela yaşanabiliyor. Ve bu genellikle daha güçsüz konumda olan kişiyi hedef haline getirmeye başlıyor. Mimlenmek de diyebiliriz belki. Tetikleyici bir çatışma gerçekleşiyor. Sonra bu kişi hedef haline gelmeye başlıyor. İlk defa aslında biz burada kişinin psikolojik dengesinin bozulmaya başladığını gözlemleyebiliyoruz burada. Çünkü mobbing uygulayan kişi tarafından sistemli bazı davranışlar başlıyor bu kişiye. Birazdan tanımlayacağız onları. İşin diğer basamağı, bir üst basamağı idari birimlerin yani üstlerin devreye girmesi. Burada mobbing idari yönetim kadrolarının da işin içinde olduğu bir süreç diye tanımlanıyor. Dolayısıyla idari yönetimin, üst yönetimin işin içine girmesi genellikle çalışanın lehine değil, tam tersi onu daha da hedef haline getirici ya da yalnızlaştırıcı etki yaratabiliyor. Ve en sonunda olumsuz davranışlar artıyor, birey hedef haline geliyor. İşin son basamağında ise hedef birey yani mağdur olan birey iş yerinden uzaklaşıyor. Kendi isteğiyle ya da bir şekilde kovularak olabilir, bir şekilde iş yapamaz hale gelerek olabilir. Bir şekilde o ortamdan uzaklaşmasıyla sonuçlanıyor. Böyle bir çerçevesi var. Tabii eğer kurumlar
kurumsallaşmadan bahsettik. Düzgün, işte iyi işleyen, şeffaf bir kurumsal yapı, özellikle bir işte etik kurul vesaire, bunların iş yerlerinde iyi oturmuş olması muhtemelen bu paternin önüne geçilmesini sağlayabilir. Şimdi biraz mobbingin davranış olarak nelerin mobbing olarak nitelendirildiğini somutlaştırmaya çalışalım. Nedir? Az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi işte sürekli olması. Ben de dedim işte sistematik, sürekli. Nelerin tekrar edilmesi lazım? Bir kere bireyin iletişim olanaklarını, yani iş ortamında etrafıyla olan iletişimini olumsuz etkileyen davranışlar olarak tanımlanmış. Nedir? Bir toplantıda konuşurken sözünüzün kesilmesi ya da sizinle göz teması kurulmaması, bir şekilde yok sayılmanız. İş arkadaşlarınızın onlarla iletişim kurmanızı engellemesi, kötü muameleye maruz kalmanız, bir şekilde yani sindirilmeniz, işle alakalı olmayan özel yaşamınızla ilgili şeylerin gündeme getirilmesi, tehditler alabilmeniz gibi olumsuz davranışlar. Bir diğeri yine ilişki kurma olanaklarını olumsuz etkileyen, yönetim sizi izole edebilir. Örneğin sizi tecrit eder, başka bir ofisinizi değiştirir. Mesela bir cezalandırma mekanizması olarak başka bir birime taşır. Bu da bir mobbing. Yani bu silsilenin bir parçası olarak değerlendirebiliriz. İnsanların sizinle iletişime geçmesi engellenebilir. Dediğim gibi yok sayılabiliriz gibi. Bizim itibarımızı zedeleyecek davranışlarda iş yerinde bulunulabiliyor. Bu nasıl? Hakkımızda kötü konuşulması, dedikodu yapılması, buna çanak tutulması, bir bedensel engelimizle örneğin dalga geçilmesi, özel yaşantımızla dalga geçilmesi, eğer bir çatışma ya da bir sorun yaşadıysak iş yerinde bizim psikolojik sorunlarımız olduğuna dair örneğin dalga geçilmesi ya da böyle bir imada bulunulması. Hani sorunlu olarak mağdur olan kişinin damgalanması. Burada bir ikinci mağduriyet söz konusu. Yani hem çatışma yaşıyor, bir haksız davranıyor, bir de üstüne mobbingle devam ettiriliyor. Dış görünüşünüzün dalga geçilmesi, dış görünüşünüzle taklit edilmesi, özel yaşamınızla ilgili işte diliniz, pardon, inancınız, siyasi görüşünüz vesaire gibi özelliklerle ilgili hedef haline gelmeniz ve iş performansınızın kötü değerlendirilmesi, olduğundan daha kötü gösterilmesi, haksız yere izlenmesi, yani açık aramaya çalışılması diyebiliriz. Ve iş tanımında mesela görev tanımınızın muğlak bir hale gelmesi, ya size kapasitenizin üzerinde iş verilmesi, bir insanı kaldıramayacağı kadar iş beklenmesi ya da kapasitenizin çok altında işler verilmesi bilerek. İş tanımınızın sürekli bir şekilde değişmesi, net olmaması, alakasız şeylerin sizden beklenmesi, hak ettiğiniz görevlerin ya da yapmakta olduğunuz şeylerin sizden geri alınması vesaire. Bunlar da sizin mesleki konumunuzu zedeleyecek mobbing davranışları. Ve tabii ki en işin sonucunda iş sağlığını ve güvenliğini olumsuz etkileyecek. Yani sizin bedensel olarak fiziksel sizi zarara uğratabilecek iş davranışlarına zorlanmanız, tehlikeli yerlere gönderilmeniz olabilir. Psikolojik olarak zarar göreceğiniz bir ortamda bulundurulmanız, tehdit iş yerinde, cinsel bir taciz olursa zaten bu başlı başına hem bir şey, hem mobbing davranış hem bir taciz. Kazaların önlenebilecek olan şeylerin önlenmemesi, bilerek ihmale uğramak. Bütün bunların hepsi mobbing içinde değerlendirilebiliyor. Dediğim gibi her biri ayrı ayrı zaten problemli bu davranışların, ama belli bir süreç devam ettiğinde, bu bir yıldırma politikasına dönüştüğünde mobbing kavramından bahsedebiliyoruz. Peki, birazdan hani size de deneyimlerinizi soracağım ama bu çok hassas bir konu. Yani insanların dile getirmek, yani paylaşabileceğiniz belki bir şey var mı bilemiyorum, hani örneklendirmek adına. Tabii dediğim gibi hassas bir konu ve sonuçları çok boyutlu. Hem psikolojimizi bizim olumsuz etkiliyor, hem fiziksel olarak bizi olumsuz etkiliyor. Yani ciddi anlamda hasta edebiliyor bireyleri.
psikosomatik etkileri var. Bir de ayrıca gerçekten yani tansiyonunuzla ilgili problem olabilir. Tiroidle ilgili mesela. Hani gerçekten fiziksel olarak sizi hasta edebilir bu iş yerindeki psikolojik taciz. Bu arada buna mobbing denmesi görece yeni. Daha önce iş yerinde psikolojik taciz kavramı daha sıkça kullanılmış. Ama son zamanlarda her yerde mobbing diye daha çok geçiyor. Ve ekonomik sonuçları var. Bizim için yani çalışanlar için ekonomik sonuçları aşikar iş kaybına uğrayabiliriz. Ama aslında işveren için de büyük problemler yaratan bir şey. Bir kere iş yerinde huzurun olmaması verimliliği düşürebilir. İkincisi mobbinge maruz kalan insanlar çoğunlukla işten kaçınmaya başlayabiliyorlar. Örneğin rapor aldıkları gün sayısı artabiliyor. Bu aslında işverenin de tercih edeceği bir şey değil ve olumsuz maalesef yani sonuçları var. Hiç kimsenin aslında hani yararına olabilecek bir şey değil. Dolayısıyla doğru tespit edilmesi, engellenmesi bu açıdan da önemli. Mobbing ile zorbalık kavramı bazen eş anlamlı kullanılıyor. Fakat eş anlamlı değil tam olarak. Sebebi de şu. Örneğin akran zorbalığı kavramını duymuşsunuzdur. Genellikle okul çağındaki çocukların birbirine kötü davranmasıyla ilgili kullanılıyor. Şimdi iş yerinde de zorbalığa maruz kalabiliriz. Fakat mobbing özellikle üstlerin de devreye girmesi, idari yapının da maalesef kötü davranışın bir parçası olmasını ifade ettiği için hani zorbalık biraz daha kişiler arası, işi kişiselleştirirken mobbing kurumsallığı da, kurumsal problemi de kapsayan bir kavram. Bu anlamda biraz birbirinden farklı deniyor. Ve Türkiye'deki mobbing şeyine baktığımızda, örgüsüne baktığımızda kadınların tüm dünyada kadınların daha fazla mobbinge maruz kalabildiğini söyleyebiliriz. Bunun farklı sebepleri var. Birazdan soracağım. Fakat Türkiye'de özellikle görünür fiziksel özelliklerinden dolayı ya da tespit edilebilir siyasi görüş, dini inanç vesaire gibi şeylerden dolayı da bireylerin bir ayrımcılık türü olarak mobbinge maruz kaldığını söyleyebiliriz. Bununla ilgili yapılan yakın tarihli bir çalışma Ezgi Özten'in doktora tezinden ben yararlandım hani bakarken. O şöyle söylüyor yani dünyada da tabii ki önyargılarla işte ayrımcılıkla insanlar o sahikle mobbingde bulunabilir ama bizde özellikle ayrımcılık temelli olarak adlandırdığı bazı özelliklere karşı önyargımız için sistemli olarak birilerini dışlamak iş yerinde bunun görünen bir şey olduğunu ifade ediyor. Belki başka ortamlarda bireyler birbirlerinin performansını kıskandıkları için mesela mobbinge bulunabilirler. Yani daha kişisel sebeplerden dolayı bulunabilirken burada daha görünür bir ayrımcılık temeli olabileceğini ifade ediyor araştırmasında. Az önce bahsettik kadınların mobbinge daha fazla maruz kalabildiğini ve daha da ağır yaşadıklarını, mobbing etkilerini. Şimdi ben hani sizlere dönmek isterim. Sizce neden kadınlar daha fazla mobbinge uğruyor olabilir ve mobbingin etkilerini neden daha ağır yaşıyor olabilirler? Söz almak istiyorum. Aslında hem kadın daha güçsüz göründüğü için daha işte örneğin şu algı olacağından dolayı rahat herkes işte mutlaka işte kadın da bir şey yapmıştır ki işte iş arkadaşı yöneticisi onu taciz etmiştir ya da bunu yapıyordur ya da sürekli bir stres ortamı yaratıyordur. Bunu mutlaka işte kadın da bunu yapmıştır gibi bir düşünce var. Kadın daha güçsüz olarak algılanıyor diye düşünüyorum açıkçası. Daha sessiz kalıyor. Bu nedenle en başta daha çok maruz kalıyoruz diye düşünüyorum. Evet, evet. Teşekkürler. Doğru yani evet. Araştırmalarda da dediğinize benzer zaten gördüklerimiz bizim de. Başka acaba neden daha ağır yaşayabileceğine dair bu etkileri yorum yapmak isteyen olur mu? Neden daha ağır yaşa
yaşadığı, açıkçası onu çok bilmiyorum. Yani bence kim yaşarsa yaşasın herhalde aynı etkiyi hisseder, ama belki hani paylaşım imkanı daha dar ve hani sizin o ilk oturumda bahsettiğiniz kalıplaşmış şeyler vardı ya, ön yargılar, toplum içinde adın belli kontekstlerde geçmesin, hiçbir şey olmasa da hani çirkefet, çamur, taş atma üzerine sıçrar, yani üstüne bir yerden kalır adın, o kontekste geçince bir şekilde onun parçası olursun diye, bundan sakınma hali ve bu sakınma halini kabullenememe olur, oluyordur belki. Yoksa bence bir erkek de mobbinge maruz kalsa etkilenir, sadece dışa vurumu daha farklı olabilir belki. Örneğin bugün sabah Twitter'da bir şey okumuştum. İşte bir kadın yazmış. Küçük yaşlarda okulda bir elle bir tacize uğradığımda hiç sesim çıkmadı. Aynısını üniversitede otobüste başıma geldiğinde kendimi daha güvenilir hissettim ve yüksek sesle tepki verdim kalabalığa ve topluma güvenerek, ama sonra o toplumdan hiç ses çıkmayınca kendimi epey kötü hissettim demiş yani. Genelde kadınlar bunu buna maruz kalacaklarını bildikleri için belki daha travmatik oluyordur bizde. Yoksa aslında herkes kötü etkilenir diye düşünüyorum. Evet, teşekkürler. Bu doğru. Ben de bu arada çalışma yaparken, okurken hep kadınların daha çok maruz kaldığı ve daha yoğun etkilendiğiyle ilgili veriler var. Ama tabii şöyle bir şey de olabilir. Yine toplumsal öğretiler sebebiyle mobbinge uğrayıp oldukça büyük travmalar yaşayan insanlar, erkek bireyler mesela, bunu dile getirmek istememiş, bunu rapor etmemiş olabilirler. Belli öğretilerden dolayı. Dolayısıyla raporlamada bir sorun da olabilir. Fakat denen şey şu, kadınların bu çifte vardiya dediğimiz şeyden dolayı hem evde hem işte çalışıyor olmaları stres katsayısını arttırıyor. Ve iş yerinde bir problem yaşadıklarında dolayısıyla çalışma yükleri aslına bakarsanız daha fazla olduğu için bunun stresini de daha yoğun yaşayabildikleri yönünde. Bir diğer şey de sizin ifade ettiğiniz kadınların biraz daha güvencesiz olmaları. Genellikle şu ayrımı iyi yapmak lazım. Yani sırf birine kadın olduğu için mobbing yapmak. Bu belki çok nadir görülecek bir şey olabilir. Çünkü özellikle bir kadın düşmanlığından bahsetmek. Ya, bu da olabilir ama daha nadir. Asıl olay şu. Maalesef kadınlar görece dezavantajlı konumdalar. Biraz daha güvencesiz işlerde çalıştıklarından dolayı daha kolay hedef haline geliyorlar. Buna güç perspektifinden bakarsak, açısından dezavantajlarda kadınların bulunması onları daha büyük bir hedef haline getiriyor diyebiliriz. Genelde yönetilen pozisyondalar, yani üst pozisyonlarda değiller. Bundan da bahsetmiştik. Kişilik, benlik ve öz farkındalık bağlamında değerlendirdiğimizde ise şu ortaya çıkıyor. Mobbinge uğrayan ve mobbingi yaşatan kişilerin şemaları oturtmamız çok zor. Fakat genelde mobbing yapan insanlar aslında işte öz saygılarıyla ilgili ciddi problemler, yetersizlik duyguları yaşayan ve kendilerini güçlü hissetmek için böyle davranan insanlar. Mobbinge uğrayanlarsa çalışkan, özverili, kolay hayır diyemeyen, çatışmadan kaçınan karakterler. Şimdi baktığınız zaman bu kadınlara öğretilen toplumsal rollerle örtüşüyor. Yani dolayısıyla mobbinge cevap vermek, mobbinge başlarken set çekmek, dur demek, hem ekonomik açıdan dezavantajlı olan hem de öğrendiği kişilik hasletleri sebebiyle, yani kadınlar için daha zor. Belki bundan dolayı daha hedef haline gelebiliyor kadınlar diyebiliriz. Peki ne gibi bir süreçler izliyor kadınları dersek, bahsettik da evli olan birinin yakında çocuk sahibi olacağı inancıyla terfi ettirilmemesi, bilerek yetenekli olduğu halde, çok çalıştığı halde iş yerini uzun vadede verimli olmaz düşüncesiyle hep göz ardı edilmesi, çocuklu kadınların işe yeteri kadar zaman ayırmayacağı düşüncesi, ve bunun üzerine kadınların kendi ihtiyaçlarını bile yok sayacak şekilde kendilerini işe adamaya çalışması, bu da bir tükenmişlik getirebiliyor. İspat isteği, yani iki katı üç katı çalışmak. Yani aslında iş yerinin normal toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun davranması gerekirken, bu sefer kadın o açığı kapatmak için gereğinden fazla
şey yapıyor, fedakarlık yapıyor, ayrımcılık uygulamalarını belki görmezden geliyor. İş yerlerinin kadın ihtiyacına göre düzenlenmemesi, işte bahsettiğimiz süt odasıdır, kreş yardımıdır, mekansal olarak mimari açıdan vesaire, bu şekilde dolaylı ayrımcılığa uğrayabiliyorlar. Yani toplumsal cinsiyet perspektifinden bakarsak eğer, kadınlar bu yönlü şeyler yaşıyorlar. Etkilerini yoğun yaşamaktan da kastımız, örneğin posttravmatik stres bozukluğunu, uykusuzluk, depresyon, bunların kadınlar daha fazla rapor etmiş. Yani dediğimiz gibi belki erkekler de yaşıyorlar bunları, fakat bir profesyonelden yardım almıyorlar. Gene bu toplumsal öğretiler sebebiyle olabilir. Peki toparlarsam eğer, mobbingin önüne geçmek için neler yapılabilir? İş yerleri neler yapabilir? Bir kere kurumun ilk başta ayrımcılık nedir ve mobbing nedir? Mobbing davranışı nedir? Bununla ilgili bilgilendirme yapması önemli. Çünkü pek çok insan bu ayrımcı tutumları yaşıyorlar, fakat mobbing olup olmadığını ayırt edemeyebiliyorlar. Bunu bildirmek açısından herkesin farkındalığını arttırmak önemli. Bir diğer konu, İş yerinde mobbing olup olmadığının tespit edilmesi lazım. Mobbing genellikle üstten, yani patron katından gelecek bir şey olduğuna göre kişinin bireysel kimlik şeylerinin, bilgilerinin gizli olması, bu ilkelere uygun bir şekilde taramaların, anket çalışmalarının yapılması çok önemli. Yani kişinin etiketlenmeden uğradığı bir psikolojik taciz varsa bunu dile getirebiliyor olması önemli. Buna ek olarak mobbing ya da cinsel bir saldırı vesaire, etik dışı herhangi bir durum için bireyin kurum içinde danışabileceği bir mercinin kurulmuş olması gerekli. Mercinin kurulması maalesef sorunları bitirmiyor. İnsanlar kimliklerinin açığa çıkacağı, afişe olacakları korkusuyla bu mercilere başvuramayabiliyorlar. Üniversitelerde biz bunu deneyimliyoruz. Cinsel taciz saldırıya karşı birimler kuruluyor. Fakat öğrenciler afişe olurum korkusuyla birimlere başvuramayabiliyorlar. Ama yine de kurulmuş olması bir adımdır. Ve çalışanların eğitimlere tabi tutulması önemli. Nasıl eğitimler? Kişisel gelişim eğitimleri. Bu aslında hiç hafife alınacak bir şey değilmiş. Çünkü özel bir araştırmada ispatlandı mobbingin etkilerini azalttığı. Şöyle, Erzurum'da hemşirelik yapan bireyler üzerinde bir araştırma yapılmış ve hemşirelik çok mobbingin ağır görüldüğü bir iş kolu. Genellikle biliyorsunuz insanlarla ilgili hizmet sektörü daha fazla mobbingin görüldüğü şeyler, kollar. Bu hemşirelere assertiveness eğitimi verilmiş. Yani öz saygı, daha girişken olma, özgüven vesaire gibi başlıkları içeren eğitimler verilmiş. Bunun üzerine 6 ay sonra bir ölçüm yapıldığında mobbing davranışlarına verdikleri tepkilerin değiştiğini ve artık dur dediklerini, hani ve daha az mobbinge maruz kaldıklarını görmüşler. Çünkü insanlar farkındalıkları artıyor. İşte hayır demeyi, daha başlangıçta dur demeyi, yanlış giden bir şey varsa bunu rapor etmeyi öğrenebiliyorlar, şey yapabiliyorlar. Yani çatışmadan çekinmekten ziyade üzerine gitme. Bu da bir pratik aslında. Bunun da bir kas gibi geliştirilmesi gereken bir şey. İnsanın kendini güvende hissedip yeterli alet çantasına sahip olması lazım. Yani hem manevi olarak hem maddi olarak. Bu anlamda bu eğitimler önemli bir etki yaratabilir. Ve cinsel taciz ve saldırıdan bahsedeceğim, ama öncesinde mobbingle ilgili acaba paylaşmak isteyeceğiniz bir deneyim, eklemek istediğiniz herhangi bir şey acaba olur mu? Ben aslında birkaç bir şey söylemek isterim. İsmim Ebru bu arada. Evet, buyurun Ebru Hanım. Şöyle, aslında hani benim yüksek lisans tez konumdu mobbing. Evet. Ve hangi kişilik tiplerinin mobbinge daha maruz and murder dediğimiz, hangisi maruz kalmaya daha yatkın, yüksek lisans tezi konuldu, tekrar söyleyeyim. Benim ilgimi çeken konu şuydu, ülkemiz diye özele indireceğim. Bu konunun bir yargıya açılması, sonrasında bunun ispatlanması ve çözüme ulaşmak
duasız gibi bir şey. Öyle söyleyeyim size. Çünkü somut bir delil olmadığı için, yani genelde mobbing yapan kişi gerçekten mobbing yaptığını bildiği için somut bir hale getiremiyor. Kişi ses kaydı alsa da bu ses kayıtları çok anlamlı bir durum olmuyor. Çünkü ses kayıtları yargı tarafında kullanılması çok uygun bulunuyor gibi gibi. Bir örnekle evlilik öncesi. Ebru Hanım, bir tek ben mi acaba, ama hiç sizin dediklerinizi anlayamıyorum. Çok robotik geliyor sesiniz. Çok gidip geliyor, evet. Evet. Kesik geliyor, ben de duyamadım. Üzüldüm. Çok güzel mi? Ara ara yakalayabildim ama. Tamam, yani şu an nasıl? Şu an iyi. Önemli tamam, bir detaydan iyi. Bahsediyorsunuz çünkü. Evet. Yani evet, şöyle ne kadar hani ulaştı bilmiyorum ama örneği tekrar edeyim. Örnek şöyle bir örnekti. Yani bir kadın çalışan, öyle söyleyeyim size. Direkt doğrudan tanıdığım da biri benim. Bizzat da tanıdığım. Sürecinde takip ediyorum hala. 3 yıldır da yargıda. Onu söyleyebilirim. Evlilik öncesinde işte nikahına 1 gün önce kala. İşte akşam 9-9.30 gibi yukarıya kadar ediliyor. Sonrasında müdürü tarafından kovuluyor tabiri caizse. Hazırda da bir sebep yok, performansıyla ilgili bir problem yok, savunması yok, herhangi bir ihtar verilmemiş. Çalışandan da çokça memnunlar aslında. Tek sebep evlilik sebebiyle haklarını almasın diye biraz böyle şirketlerimiz bir durum. Ben tezden dolayı da biraz böyle denk gelmiştim bunlara ve kovuluyor. Ama şirket istiyor, fesih yapılması lazım. İstifa beyanı imzalatılıyor. Aynı zamanda dava haklarından feragat bir madde de ekleniyor. Ebru Hanım, son bölüm çok düzeltili geldi ya. Şöyle, ona bir istifa beyanı imzalattırılmaya çalışılıyor. Bu beyanda da dava haklarından feragat diye bir madde eklemişler. Ve bunu patron denilecek kişi kamera odada akşam olmadan yapıyor. Kişi buna maruz bırakılıyor. Ertesi gün istifa beyanını imzaladın mı vesaire diye konuştuk onunla. Hayır, tabii ki de imzaladın. Kişi bu arada ertesi gün şirkete tekrar geliyor. Tabii ki o da avukatla konuşuyor süreci. Geliyor ama işte çok böyle yoğun bir şekilde baskı sözel olarak fazla ve ağlayarak 20 saat mesai şirketten ayrılmak zorunda kalıyor. Kişi çıkarırken yemeğin maddesinden çıkıyorlar. Böyle söyleyeyim. Orada TYK kurulunun elinde olduğu için maalesef denetleyen bir yer de yok. 2017'den bu yana kişi bu uğraşıyor. Söyleyeyim. 25-2'den dolayı. Ben bununla beraber hani bu vakanın takip ediyorum. Ama bu geliyor gibi geliyor bana. Çünkü somut bir delil yok diyor. Yani istifa beyanı fotoğrafını çekememiştim. Vesaire vesaire. İşte işe iade tekrar biz dönecek diye tekrardan. Biz hiç duymuyoruz Ebru Hanım ya. O kadar zor anlaşılıyor ki söyledikleriniz. Aa, aslında çok güzel evet. Bir örnek bu anlattığı. İşte o yüzden. Evet, o yüzden biz yani. Ya çok üzüldüm. Yani dediğim gibi maalesef evlilik öncesi karşılaştığı böyle yoğun bir mobbing örneği var ve hala sonuca ulaşmamış durumda. Şu anda sesiniz şimdi net. Şimdi iyi oldu. Evet. Bak, devam edeyim mi? İsterseniz kısaca bir şey alırsak, çünkü pek anlaşılmadı önceden. Tamam, şöyle yani yargı süreci devam ediyor. İşe iade davasını kazanmış olsa da yine tekrar beteriyle karşılaşmış hatta. Mecburen yine tekrardan iki süreci devam ediyor. Ve hala şey, anlayabildiğim kadarıyla yani dediğinizi benzer bir durumu ben de şeyde yaşadım. Doktora tezimi nefret suçlarıyla ilgili ben hazırlıyordum. O zaman Türkiye'de nefret suçlarıyla ilgili yasa yoktu.
Şimdi var ama hiçbir şey değişmedi. Yani çünkü gerçek bir yasa değildi. Yani işlerin yargıya taşınması aslında şu an mümkün değil yani. Ama var gibi. Var mı? Var. Burada bir şey ilave etmek isterim ben. Bu da bir gözlem. Bizzat deneyimlemedim ama yakınımda benzer davaları olan kadın arkadaşlarım var. Şimdi bazen bir kavram tam olarak anlaşılmadan etrafında o kadar çok dolduruluyor ve öyle ürkütücü bir hale getiriliyor ki o kavramın gerçek karşılığını bulana kadardaki sürede de pek çok hasar oluyor. Mobbing şirketlerin itibarı açısından tabii ki çok önem kaybetmelerine neden olan bir şey ama doğru anlaşılması ve kavramın oturması beklenmeden bir iki tane çok ciddi mobbing üzerinden alınmış cezaların kurumu afişe etmede öyle yanlış kullanıldı ki kurumlar da bundan sakınmak için gerçekten bir konunun varlığını anlamaya çalışmadan yani içeride mobbing var mı yok mu gerçekten söylenilen doğru mu bunun peşine düşmeden önce bu kelimeyle kendi kurumlarının ismini yan yana getirmemek için çabaladılar. Büyük itirazlar veya direkt o olayı yok saymalar ve burada bizzat aktif olarak rol kişiler de İK çalışanları ve çoğunlukla kadın. Yani kurumu bu şikayetten arındırmak için de belki o kurumdaki bir kadın çalışanı kendi rollerinin varlığını korumak için ya da kurumun itibarı için görmezden gelmek durumunda da bırakıldılar. Ben böyle şeyler yaşandığını çok gördüm. Ama bunun da yani bir anda mobbing o kadar bomba gibi düştü ki evet önemli bir kavram ama anlaşılmadan bir anda her davranış mobile evriltilmeye çalışıldı. O yüzden size sordum mesela sistematik olması. Bilen bilmeyen herkes bana iş yerinde mobbing yapılıyor demeye başladı. Veya yönetici çalışan arasındaki bir uyumsuzluk hemen bu başlık altında dile getirilince bu sefer böyle sakıncalı bir piyade oldu bu kelime. Ve etrafında da kimse durmak istemedi. Kadınlar da dahil. O yüzden benim bir de böyle bir gözlemim var. Evet çok mağdurları var ama beraberinde kurumların içinde özellikle kadın çalışanların olduğu birimlerde devam eden mobbing davalarına bakın. Çoğunda 25'e 2'den işten çıkarılmalar var. Bu işten çıkarılmaları yapanların önemli bir kısmı kadın. Belki olayların bir kısmı doğru ama bunu anlamak yerine birinci vazife olarak kurumu bu ithamdan kurtarmayı seçiyorlar. Evet. Maalesef. Yani işte belki de dediğiniz bu yine aslında idari birimlerin işin içine dahil olduğunu da bazen gösterebiliyor. İstemsiz olarak evet belki bazı davalar haklı değil ama belki kurunun yanında yaş da yani hani bununla adı anılmasın diye şirketin. Evet. Başka acaba devam edeyim mi? Sunumunuz ne kadar kaldı şu anda? Vallahi kısaca cinsel saldırı kavramını da anlatıp bırakabilirim. Bir 5 dakika. Öyle yapalım. Tamam. Bir 5-6 dakikada toparlarsanız sözü Tuna hocama vereceğim. Sonra bir kahve arası yapacağız ve diğer oturuma geçeceğiz. Tamam. Evet buyurun. Evet bir diğer işte konu önemli bir diğer başlığımız cinsel taciz ve istismar konusu. Toplumsal cinsiyete dayalı taciz ve istismar iş yerlerinde de maalesef görülebiliyor. Fakat çoğu zaman üstü örtülebiliyor yakın tarihlere kadar. Böyleydi. Şimdi yavaş yavaş biraz daha işler görünürlük kazanmaya başlıyor. Ben burada yine tanımları yapmak istiyorum kısaca. Toplumsal cinsiyete dayalı taciz söz açıkça cinsel nitelikli söz veya davranış içermemekle birlikte çeşitli eşitsizliği pekiştiren, dolaylı yoldan pekiştirebilecek söz ve eylemler. Cinsel taciz dediğimizde genellikle biz bir temas var gibi algılıyorduk. Fakat bu böyle değil. Bir cinsel taciz genellikle sözlü olarak, yani genellikle değil sözlü olarak yapılan şeyler taciz. Eğer bir şekilde biri isteğimiz dışında bize dokunuyorsa ya da işte fiziksel bir temas varsa bu bir cinsel saldırı oluyor. Taciz olmuyor. Dolayısıyla cinsel tacizin içine istemsiz işte istemediğimiz halde bize sözler söylemesi, laf atılması en basitinden girer. Ama artık temas varsa, fiziksel temas varsa bu bir saldırı.
Cinsel tacizde süreklilik ön koşul değildir. Yani bir sefere mahsus da birisi taciz edebilir. Bu bir taciz eylemi ve suç yani. Tacizin türleri var. Basit taciz, sürekli taciz ve ağır taciz diye kategorize edilmiş. Basit taciz en hafif tabiriyle işte laf atılması bize, işte cinsel içerikli istemediğimiz ya da cinsiyetimizle ilgili böyle bir şey söylenmesi, rahatsız edici bir şey, bir söylem da bulunulması. Sürekli bu iş süreklilik arz etmeye başladığında biz buna sürekli taciz diyoruz. Yani bir sefere mahsus bir şey değil. Bu kişi sürekli bizi gördüğünde benzer davranışlarda bulunuyor. Benzer espriler yapıyor mesela, benzer şakalar falan. Bu artık bir sürekli taciz haline geliyor. Ya da bize mesaj atıyor vesaire. Ve ağır taciz ise artık işin içine tehdit ve şantaj girdiğinde ağır taciz olarak nitelendirilmiş. Nasıl? Çeşitli vaatlerde bulunarak bir kimse sizden bir çıkar, yani cinsel içerikli bir çıkar elde etmeye çalışıyor. Görüntü istiyor, sizin bir şey söylemenizi ya da bir fotoğraf iletmenizi istiyor kendisine. Karşılığında da sizi tehdit ediyor işte. Bunu yapmazsan şöyle 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 yaparım. İşte görüntülerini aldım, yayarım gibi en basitinden. Akademide maalesef hani karşılaşılan türleri şöyle olabiliyor. Hani beni işte benimle hani bir dostluk, bir arkadaşlık yap ya da işte bana şöyle de şu fotoğrafı gönder vesaire. Yoksa sen bu dersten geçemezsin ya da işte geçersin, çok iyi notla geçersin gibi soruları veririm gibi kabaca şey yapıyorum. Ödüllendirme vaadi bahsettiğim şey. Ya da taciz, ağır taciz hangi türde olabilir? Misilleme şeklinde olabilir. Bir kişi size hafifçe bir işte basit tacizde bulundu ama siz buna sessiz kalmadınız haklı olarak. İntikam amacıyla ya da ona bir zarar, kişilik şeylerine bir zarar verdiğiniz düşüncesiyle o kişinin size ağır bir daha da misiliyle karşılık vermesi, yani misilleme. Ya da sosyal medyadan mesela çok sıkça görülen ısrarlı takip. Kişinin sürekli sosyal medya hesaplarından sizi araması, bulması, taciz etmesi, rahatsız etmesi, beklemesi, evinizin önünde, iş yerinizin önünde beklemesi gibi şeyler, ısrarlı takip, bu da bir taciz türü. Burada hatırlatmam gereken hani önemli bir şey, kurumların şeffaf bazı mekanizmalarının kurulması ve işliyor olması çok önemli. Çünkü insanlar genellikle üstlerinde ya da işte iş arkadaşlarından böyle şeylere maruz kalabiliyorlar ve nereye başvuracaklarını bilemiyorlar. Bundan dolayı bir destek mekanizması olması, faydalı telefon bilgileri, kurum dışında gidilebilecek hukuki olarak işte ya da kolluk kuvvetleri kime gidilmesi lazım, bununla ilgili bilgilendirici broşürlerin olması el altında vesaire önüne geçmek adına önemli olabilir. Evet. Ve iş yerinde karşılaşılan bir diğer ayrımcılık durumu cam tavan sendromu. Kısaca bundan bahsederek toparlayayım. Cam tavan sendromu kadınların genellikle yukarıya doğru kariyer basamaklarını çıkmasında karşılaştıkları görünmeyen engeller olarak tanımlanıyor. Cam olmasının sebebi, cam denmesinin sebebi maalesef belirsiz olması. Yani görünürde bir bariyer yok. Kişi yükselebilir ama bir türlü gerçekleşmiyor. Bu bir cam tavanın varlığını gösteriyor bize. Sorunun kaynağında işe alım ya da yükseltme süreçlerinde betimsel ve normatif bahsettiğim ön yargılara sahip insanların bulunması yatıyor olabilir. Yani objektif kriterleri karşılasa bile aday, işe alım sürecindeki görevli kişi bu işte yapamaz, kotaramaz, üst pozisyonun gerekliliklerine haiz değil diye düşünerek kadınları aşağıda devre dışı bırakabiliyor. Dolaylı yoldan sabote edebiliyor. Cam tavan bu şekilde işliyor. Ya da kadınlar da kendi kendilerini maalesef sabote edebiliyorlar. Yani var bir imkan ama o imkana başvurmuyorlar bile. Çünkü onların ufkunu genişletecek yeterli destekten mahrum kalmış durumdalar. Ve yapamayacaklarını düşünüyorlar. Bu da öğrenilmiş çaresizlik kavramı. Birazdan Tuna Hoca size bunu daha detaylı girecek. Yani hem dışarıdan bir baskılama söz konusu dolaylı yoldan,
hem de kişinin kendi kendini baskı altına alması söz konusu. Buna da bir de annelik duvarı denilen kavram ekleniyor. Cam tavana benzer şekilde. İlk sabahki grafikte hatırlayacaksınız. Kadınların iş hayatında geçirdiği süre erkeklere göre çok daha az. Bunun sebebi evde geçirilen süre ve annelik. Özellikle çocuk doğduktan sonra işe geri dönmek ve kariyer basamaklarını çıkmak. O evreler birbiriyle genelde örtüşüyor. Bu aşamada da kadınlar yükselmekte zorluk yaşayabiliyorlar. Çeşitli mentorluk hizmetleriyle işe geri dönen kadınların adapte olması kolaylaştırılmalı. Böyle olumlu örneklere biz yuvarlak masa toplantılarımızda rastlamıştık diyeyim ve burada toparlayayım. Sözü Tuna Hoca'ya bırakayım. Yorum yapmak isteyen katılımcılar varsa alalım. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Evet Tuna Hocam sizi dinliyoruz. Bir saniye. Şimdi aslında ben Deniz Hoca'nın anlattığı konularla ilgili bir bağlantı yapacağım. Biraz önce ama sanırım Ayşe Hanım'ın söylediği çok güzel bir şey vardı. Yani biz aslında kanun koyucu olarak da Türkiye'de yaptığımız şey aslında sorunu örtmek. Yani sorunları hep örtmeye çalışıyoruz. Aslında bu sorunların hepsi derinlemesine anlaşılması gereken problemler. Şimdi kurumun marka imajı yüksek bir marka kimliği olan kurum hemen diyor ki aman verin tazminatını gitsin diyor. Aman her türlü hakkını verelim diyor, başımız ağrımasın diyor. Şimdi bu da doğru bir şey değil. Yani çünkü bu da aslında bu sorunla baş etme yöntemlerinden bir tanesi olmuyor. Aksine hani bu sorunu hala halının altına silkeleme yöntemlerinden bir tanesi oluyor. Ben bu arada birkaç kez rastladım. Ben kişisel olarak da aslında rastladım. Bizim hani Türk hukukunda da savcılar mobbing dediğiniz zaman gerçekten mobbingin daha ne olduğunu bilmiyorlar. Yani biraz önce Deniz Hoca'nın verdiği tanımları her savcıya vermek veyahut hani karşısında böyle mobbing gibi dava geldiğinde hani onu söylemek lazım, anlatmak lazım. Gerçekten hala kadına yapılan bir eylemmiş gibi şey yapılıyor, takdir ediliyor. Veyahut da çalışanın da mesela mobbing, kuruma mobbing yapabileceği ile ilgili yaklaşımlar var. Yani o yüzden terminolojiyi biz burada konuşuyoruz. Fakat aslında bu terminolojiyi uygulayacak olan kişiler, yani örgütler ve hukuk sistemi aslında bunun farkında değil. Uygulayıcılar farkında değil belki. Yani hukukçu arkadaşlar da bu konuyu biliyorlar. Ama işin yürütücüsü olan şirkette insan kaynakları personeli olsun, insan kaynaklarından sorumlu birimler olsun, hukuki kısımda işte savcılar olsun, hakimler olsun, bu konuda ne yazık ki oldukça cahiller diyeyim. Tabii bunun nedenlerinden bir tanesi de aslında yönetimin de bu konuda yeterli katılım ve taahhüdü sunmuyor olması. Yani bir yöneticiye gittiği zaman bu konu aslında duymak istediği, en çok korktuğu konuların başında geliyor. Böyle bir mobbing de olsun, bir taciz davası olsun. Yani bunun aslında kendi örgütü içindeki önemli problemlerin su yüzüne çıkan kısmı olduğunu fark etmiyor. Aslında bu örgüt iklimindeki bir probleme de işaret eder. Bu sadece yani birine yapılan, bir kişiye yapılan bir şeyin göstergesi değildir. Belli ki o örgüt ikliminde belirli bir güvenlik iklimi kurgulanamamıştır. Mesela biz işçi sağlığı güvenliğinde çok sık rastladığımız konulardan bir tanesidir. Önce kazaları önlemeye çalışırız. Evet, fakat kazaları önledikten sonra ikinci kısım ve asıl örgütsel olan kısım güvenlik kültürü yaratıp kazanın ortaya çıkacak duruma mahal vermemektir. Yani bugünkü modern yaklaşım budur. Yani hatayı tespit etmek değil, hatanın ortaya çıkmasına izin vermemek. Japon yönetim yaklaşımından ufak biraz değineceğim bugün güvence sistemlerinde. Yani bugün Japonların o kaliteyi yönetiminde başarılı olmalarının en önemli nedenlerinden bir tanesi de budur. Hatayı daha hata çıkmadan önce şey yapabilmek, ortadan kaldırmak, böylece hatasız ve mükemmel bir üretim, mükemmel bir iklim kurgulayabilmek. Buradaki mükemmel lafı bana eskiden hep şey görünürdü. Yani hani böyle bir slogan vari gelirdi. Birazcık hani romantik bir yaklaşım gibi gelirdi. Fakat şimdi onu anlıyorum ki yani süreçte siz süreci şeffaflaştırırsanız, iletişim ortamını geliştirirsiniz, paylaşımı güçlendirirsiniz, örgüt iklimini zenginleştirirsiniz. Zaten çalışanlar nasıl, hani plaza tipi insanlar var. Ya bu plaza tipi insanlar plazada doğmuyorlar sonuçta. Ama sonuçta girdiğiniz ortama göre şekilleniyorsunuz. Ya tabii Türk olarak gidiyoruz Almanya'da, Alman sistemine adapte olabiliyoruz. Yani önemli olan burada kurduğunuz sistemin
Olabildiğince bu tarz kazalara veyahut da istismara, tacize mahal vermeyecek şekilde kurgulanabilir olmasını sağlamak. Geldiğimiz bugünkü yaklaşım bu. Size birkaç buraya gelene kadar olan toparlamam gerekirse birkaç da slide sunayım. Peki bu konu gerçekten de örgütler için ne önem taşıyor? Aslında bugünkü yaklaşımdan baktığımız zaman çok ciddi bir kırılma noktası. Yani biz bugün artık sadece patolojik konularla veyahut da yanlış davranışları veya yıkıcı davranışları örgütte düzeltmeye çalışmıyoruz. Aksine bu davranışların önüne geçecek uygulamalarla aslında örgütü bir adım öne taşımaya çalışıyoruz. Bunun benzer bir dönüşümünü biz psikolojide gördük aslında. Psikoloji dediğimiz zaman herkesin aklına ilk başta hatırlarsınız, bilirsiniz yani. Hep bir hasta doktor ilişkisi gelir. Yani hep bir hani psikoloğa gidiyorsanız bir sorunuz vardır, sıkıntınız vardır. Zaten 2000'li yıllara kadar da psikoloji literatürü hep bu şekilde patolojik konular veyahut da sorunlara eğildi. 2000'li yıllarla birlikte, daha doğrusu 2000 yılında aslında 98 yılı olması lazım, Seligman APA başkanı olduğunda, Amerika Psikoloji Derneği başkanı olduğunda şunu söyledi. Yani öyle bir hata yapıyoruz ki psikolojinin bir potansiyeli var. Belki de çok ciddi bir potansiyeli var. Fakat biz o potansiyelin sadece %10'unu bir yüzyıl boyunca sadece sorunlara odaklanarak kullanmışız. Oysa bu bir hani atılım yapmak, bir bireyi, bir örgütü, bir grubu, bir takımı daha iyiye evirmek için aslında elimizde bir disiplin var ve biz bu disiplini aslında hep verimsiz alanlarda harcamışız diyerekten aslında psikoloji literatürünü gerçekten de dönüştürüyor. Bugün bizim pozitif yaklaşım dediğimiz, pozitif yöneticilik dediğimiz yaklaşımın hepsi aslında bu Seligman'a borçluyuz biz bu yaklaşımları. Ki Seligman da bu tutumunu hepimizin bildiği aslında öğrenilmiş çaresizlik deneyiyle ortaya atıyor. Öğrenilmiş çaresizliği ortaya koyaraktan aslında kanıtlıyor. Bu bir Pavlov'a da bir göndermedir aslında bu deney. Yine bir köpek, yine bir uyarıcı uyaran ilişkisi vardır. Bir ışık yanar. Işık yandığında bir taraf köpeğin bulunduğu bir tarafta elektrik vardır, diğer tarafta yoktur. Köpek bunu bilmez. Fakat siz ona ışık yandığında şok verirsiniz. Eğer doğru taraftaysa elektrikten etkilenmez ama yanlış taraftaysa diğer tarafa atlar. Ve böylece aslında hani bir bakıma şartlandırıyorsunuz köpeği. Önce doğru tarafı öğrenmesi, sonra da yanlış taraftaysa ışık yandığında doğru tarafa atlaması yönünde. Çok ilginç deneyler tekrarlanıp belli bir rutine oturtulduktan sonra ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz. Köpekler şey yapmayı bırakıyorlar. Işık yandığı halde yanlış tarafta, yani elektrik verilen tarafta olduğunu bildikleri halde elektrik, eğer çok yüksek bir elektrik, yani çok ciddi bir uyarıcı değilse, hayati bir tehlike arz etmiyorsa şoka direnmeye başlıyorlar. Yani şok elektrik verildiği halde kıpırdamıyorlar. Bu da işte bizim bugün öğrenilmiş çaresizlik olarak bildiğimiz yaklaşımı aslında ilk deneysel kanıtlanması da beraberinde geliyor ve burada biz aslında bir şartlanma koşullanmaya rağmen koşullanmayı artık şey hayat şartlanmayı ve davranışı etkiyi zayıflatma veyahut da o etkiyi görmezden gelerek hayatımıza devam etme yaklaşımı ortaya çıktığını görüyoruz. Ve Seligman'ın bu konuyla ilgili tek önerisi ortamı değiştirin. Başka hiçbir öneri şey yapmıyor. Yani içinde bulunan iklimi değiştirmediğiniz sürece bireyin artık bu noktadan sonra buna tepki vermesi mümkün değil. Veyahut da böyle bir mobbing veya bir tacize karşı koyması diye bir şey söz konusu değil. Yani bizim öğrenilmiş çaresizlikle baş etme yöntemimiz ancak öğrenilmiş iyimserlik olabilir. Ve bunun dışarıdan yapılması gerekiyor. Yani yine İK, bu İK'dır, okullarda öğretmenlerdir. Bir şekilde güçlü olmayı, iyimser olmayı, metanetli olmayı, dayanıklı olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Peki diyeceğiz, yani nörolojik boyutlarına geldiğim bu konunun, biraz önce dediğimiz gibi ben kavramından bahsettik. Freud bu ben kavramını hatırlarsınız, id, ego, süperego gibi üçe ayırıyor ve egonun aslında bir alt bilinçle, temel ilkel benlikle toplumsal bilinç arasında bir
kontrol mekanizması olduğunu ortaya atar ve toplumsal cinsiyet olayına da biyolojik olarak yaklaşır. Yani hani hatırlarsak hep üreme organı üzerinden aslında Freud tanımlar cinsiyet kavramını. Daha sonradan Chodorov gibi feminist düşünürler buna itiraz ederekten aslında toplumsal cinsiyetin bugün olduğu gibi aslında psikolojik toplumsal bir boyutu olduğunu, yani fiziksel boyutunun çok da önem arz etmediğinden bahsederler. Ve bugün beyin araştırmalarında baktığımız zaman evet beyin araştırmaları Freudian yaklaşımı destekliyor. Fakat toplumsal cinsiyet gibi veya kadın erkek farklılıkları gibi şeylerin aslında tamamen öğrenildiğini de ortaya koyuyor aynı zamanda. Yani biz kadın olmayı ve erkek olmayı aslında aile içinde işte aman kızım dikkat et, aman kızım hareketlerine dikkat et diyerekten kadın rolünü öğretiyoruz. Erkeği ise daha saldırgan olmayı, benim oğlum yapar, benim oğlumun tabii yani elinin kiridir gibi aslında erkek çocuklara da bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğini öğretiyoruz. Ve bunun sonucunda aslında beyin tamamen nöroplastisite üzerine kurulu. Yani evrimleşen, bizim sosyal olarak evrimleştirdiğimiz, aslında şekillendirdiğimiz bir organ olduğu için biz bunu zaman içinde yapılandırıyoruz. Ve küçük bir yaştan itibaren yapılandırdığımız için çok daha ırkçı, çok daha cinsiyetçi insanların ortaya çıkmasını aslında toplum, aile, örgüt sağlıyor. Ve öğrenilmiş çaresizlik gibi durumlar aslında veya depresyon gibi durumlar beraberinde aslında beynin de kontrol mekanizmasının zayıflaması neden oluyor. Bizim beynin kontrol mekanizması dediğimiz kısım aslında şu aradaki bölümdür. Yani ön frontal lobla, yani aslında o gelişmiş beyinle çok daha ilkel beyin arasındaki bir yerde yer alan cingulate gyrus dediğimiz bir tane bir bölge vardır. Biz bunun hacimsel değişikliklerine baktık ve öğrenilmiş çaresizlik içinde olan, depresyon içinde olan bireylerin beyin hacim azalmasını tespit ettik. Bu neye neden oluyor? Yani siz küçük bir yaştan itibaren eğer kadına veyahut da kız çocuğuna zaten çaresizsin, sen erkekten daha geri plandasın şeklinde bir eğitim verirsek zaten onu bir şekilde beyin olarak öyle şekillendiriyoruz da. Yoksa bu kadının kendisinden kaynaklanmıyor. Ben spor yöneticiliği bölümünde olduğum için yani hiç de böyle bir fark olmadığını birebir sportif faaliyetlerde gözlemliyorum yani. Hiç de öyle bir kadın rolünde değil aslında kadın sporcularımız. Aksine hani kendi ayakları üzerinde bulunan, kendi ekonomilerini sağlayabilecek bir yapılanmaları var. Yani aslında beyni biz şekillendiriyoruz. Yoksa fiziksel farklılıklar doğuştan gelen yapılar değil. Tamamen içinde bulunduğumuz çevrenin şekillendirdiği bir mekanizmadan bahsediyoruz. Onun için İK kısmına gelecek olursam, yani siz örgüt iklimini ne şekilde şekillendirirsiniz aslında gerek tacizde bulunan gerek de taciz uğrayanın davranışını da aslında şekillendirme şansına sahip oluyorsunuz. Tabii işin sonunda gene bahsedeceğiz. Bunun için en önemli şey yönetimin desteği. Yani biz bu konuları konuşuyoruz ama siz eğer üst yönetimin taahhüdünü alamazsınız bu konuda ve üst yönetimin desteğini alamadığınız takdirde yani bu yaptığımız çalışmanın çoğu aslında kağıt üzerinde kalıyor ve sürdürülebilir olmuyorlar. Bu konuda biraz hızlı konuştum. Evet, nasıl yapalım? Bir 6-7 dakikada toparlayabilir misiniz? Yani zaten aslında genel olarak konuyu toparladım sayılır. Sadece bir bu konudan girişimcilik kısmına evet. Bir atayım. Şu anda slide geldi mi? Evet, şu anda C başlığına mı geçmiş oluyoruz bu durumda? Evet, geçebilirim veya burada bırakıp peki katılımcılarımıza soralım. Bir 10 dakika ara verelim mi? Nasıl arzu edersiniz? Devam mı edelim? 10 dakika versek iyi olur aslında. Aslında iyi olur. Bence de çok iyi olur. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Evet, iyi olur. Peki o zaman 15.40'da C oturumu için tekrar toplanacağız. Tamam. Teşekkürler. Okay. Evet. Teşekkürler. Sağ olun. Thank you.